Değerli izleyiciler, maratondan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yeni bir haftada yeni bir maraton programıyla karşınızdayız değerli seyirciler. Bugünkü maraton programında futbolun dışında ama futbolun da içerisinde olacağı spor dallarını konuşacağız. Tabii ki ilimizin özellikle önemli ve hakikaten de geçmişinde de şu anda da yine önemli başarılara sahip olmuş olan ve birçok şampiyon yetiştirmiş olan boks dalını konuşacağız ve boks dalında da Elazığ'ımızda ve ülkemizde de en öne çıkan isimlerden birisi olan Ahmet Uygur hocamız bugün bizimle birlikte olacak. Yine Elazığ'ımızda uzun yıllar Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde müdür vekilliği ve şube müdürlüğü yapan ve yaklaşık 4 dönem, 5. dönem oldu zannedersem Badminton Federasyonu'nda da aktif olarak yönetim kurulunda görev almış olan ve bu dönem yapılan Badminton Federasyonu seçimlerinde de başkan vekili olarak görev yapan Sayın Akif Sıtkı Esen müdürüm bizimle birlikte. Başkanım diyelim artık, başkan vekili konumunda çünkü. Tabii Ahmet Uygur hocamızı sizlere biz tanıtırken elbette ki geçmiş nesillerden gelecekle ilgili alacakları epey tabii ki bilgiler, doneler vardır. Ama öncelikle bizim Elazığ'ımızda boks sporuyla alakalı ve Türk boksunun da önemli dallarından biri olan teknik heyetinde de uzun yıllar görev yapmış olan sevgili Ahmet Uygur hocamız bugün bizimle birlikte. Sağ olsun, uzun süredir kendisiyle bir türlü bir araya gelemedik. Kısmet bugüneymiş diyelim. Ahmet hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Akif Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar dilerim. Eyvallah. Akşamlar. Teşekkür ederiz. Bugün aslında dolu dolu bir program yapacağız. İnşallah. Boks, badminton ve genel spor dalları başta olmak üzere konuşacağız. İnşallah hoş bir sohbet olur. İnşallah. İnşallah. Ahmet abi, tabii abi diyorum müsaadenizle. Bizden büyüksünüz. Her zaman da saygı duyduğumuz insanlardan birisiniz. Teşekkür ederiz. Tabii geçmişte yapmış olduğunuz boks sporunun dışında bu branştan ayrılmadınız ve antrenör olarak, teknik direktör olarak uzun yıllar hem Elazığ'ımızda hem de boks milli takımımızda görev yaptınız federasyon babında. Evet. Biz sizi tanıyalım Ahmet hocam. Genç nesillere de bir aktaralım. Ahmet Uygur kimdir? Şimdi tabii ki önce bu programa gelmemizin sebebi teşekkürü gecikmiş bir kendimize bir borç bilerek 2 evvel ilimizde yapılan Gençler Erkek ve Bayanlar Boks Şampiyonası'nda kendilerine teşekkür edeceğimiz insanlara biraz gecikmeli de olsa bugün nasip oldu. Evet. Ben 21 senedir televizyonlara hiç çıkmam. Yani Avrupa şampiyonu çıkardık, dünya şampiyonu çıkardık, Akdeniz'de çıkardık. Ne ulusal basına ne de yerel basına. Benim öyle bir adetim var. Evet, medyadan biraz uzağım. Fakat buradaki şampiyonada, bu şampiyonaya dünya şampiyonası ayarında bir şampiyonaya oldu. Dolayısıyla başta Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğullarına, yardımcıları Nazif Bilginoğlu'na, Mustafa Pirinççi'ye özellikle teşekkür ediyorum. Fırat Üniversitesi'nin salonunu bize tahsis eden ve her gün gelip maçları izleyen Sayın Rektörümüz Fahrettin Göktaş'a, Rektör Yardımcısı Bilal Üstündağ'a tekrar teşekkür ediyorum. Elazığ Özel İdaresi'ne ve ASFK Başkanı Mustafa Bey'e hasreten burada yine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buradaki bu şampiyonaya dünya şampiyonası standartlarında oldu. Yaklaşık 700-800 tane sporcuyu, hakemleri, antrenörleri bedava yatırdık. Bunların ulaşımlarını belediye çok güzel karşıladı. 8 gün içerisinde hakemlerin yatma yeri ve ulaşımları çok güzel bir şekilde devam etti. Şimdi bu bize şunu gösterdi ki, demek ki Elazığ'da biz büyük bir turnuva yapsak, Avrupa Şampiyonası yapsak, Elazığ'ın şu andaki sporda olan potansiyeli bunları kaldırmak durumda. Biz zaman zaman gideriz. Gerek yurt dışında ve yurt içinde hiçbir belediyeden, hiçbir ASFK'den ve hiçbir üniversiteden görmediğimiz
boks camiası bunu gördü ve halen daha bize teşekkürlerini bildiriyorlar. Dolayısıyla üniversitenin salonu da Elazığ'ın ve Türkiye'nin prestijidir. Büyük bir salon, olimpik bir salon. Gelen misafirlerimiz çok rahat etti. Yani pandemi dolayısıyla havalandırması çok güzel, ışıklandırması çok güzel. İçerisinde antrenman sahası var, içerisinde teknik toplantımızı yaptık. Dolayısıyla bu tesisi de kim Elazığ'a kandırmışsa ona da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Rektör Bey'in hiçbir şey etmeden bunu bize tahsis etmesi çok güzel bir şey. Çünkü buranın klimalar çalışıyor, ışıklandırması var. Yaklaşık 15 saat elektrik tüketiyor, enerji tüketiyor. Bunları üniversite karşıladı. Belediye otobüsleriyle, yemekleriyle yani 10 tane ulaşım aracı tahsis etti. Gerek erkek sporculara, gerek bayan sporculara lig servisi kurdular. Yine Ebu Aş'tan hakemlerimize saat 5'te 70 kişilik kumanya yemek geldi 9 gün boyunca. Az değil. Az değil tabii. Dolayısıyla bunlar unutulacak şey değil. Şunu gördük. Demek ki Elazığ çok güzel, belediye başkanı çok güzel bir spor sever. Bu dönemde bunları değerlendirmek lazım. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. İki reis mavini, gerek Mustafa Bey, gerek Nazif Bilginoğlu maçlardan sonuna kadar, maçlar başladı, maçlar bitene kadar salondan ayrılmadılar. Aynı şekilde rektör yardımcıları salondan hiç ayrılmadılar. Bunun yanında tabii ki dostlarımız, iş adamı Recep Alyamaç, İrfan Sönmez Bey, yine vilayetten Ramazan Polat, bunlar devamlı maçları takip ettiler. Gelen misafirlerden ilgilendiler. Ayrıca yine Fethi Namloğlu İstanbul'dan gelmişti. Oradaki bütün misafirleri yemeğe davet etti. Yemeğe götürdü. Arkadaşlarımızı götürdüler. Ondan sonra il temsilcimiz sağ olsun Kubilay Şenbakar bizim rektör danışmanıdır. Sabah saat 8'den akşam 12'ye kadar salonda bütün organizasyonun başında. Antrenörlerimiz Cemil Hoca olsun, Atalay Hoca olsun. Yine onlar da arabaların gelmesi, gitmesi, misafirlerden yani herkes bir yerden tuttu sağ olsunlar. Bir tek sıkıntıyı biraz sağlık sorunları onu da sağ olsunlar. İşte gittik, tanıdık doktorları falan bulduk sağlık açısından. O şekilde idare ettik. Evet. Şimdi bu tabii bu biz önce bir teşekküre başlayalım dedik. Ben 1969 yani yaklaşık 52 senedir boksun içerisindeyim. Elazığ'ın da en ilk boksörlerindenim. Bizim ilk hocamız Cazim Vurarer'dir. Kendisi burada Azteğmen'di. 2 yıl burada Azteğmenlik yaptı. Bir yılda burada izin alındı validen. Köy hizmetlerinde mühendisti bu. 3 yıl Cazim Vurarer Elazığ'a boksu kurdu. Cazim Vurarer gittikten sonra... Kaç yılında hocam? 1969 ile 73 yani arası. Bayağı eski. 73-74'te de Erdal Baba diye bir polis vardı. Onlar geldiler. O ilgilendi. Ondan sonra Hanif hocamız geldi. 75'ten sonra o geldi. 90'a kadar da o çalıştı. Onun da hizmeti. Hanif'i al değil mi? Evet. Onun da hizmetleri çoktur. Elazığ boksunu Allah rahmet eylesin. Evet. Hepimize de Elazığ boksunda da çok büyük hizmetleri vardır. Ama boksun kurucusu burada Cazim Vurarer. Cazim Vurarer çok büyük bir boksördü. Cemal Kamacı ve Celal Sandal'ı 3-5 sefer nakavt etmiştir. Erzurum'un gelmiş geçmiş en büyük boksörüdür. Erzurum. Tabii biz boksun terbiyesini, ahlakını da ondan öğrendik. Boksu da ondan öğrendik. Onun zamanında da çok iyi boksörler çıktı. Mesela Elazığ'da ilk dışarıdan madalyayı getiren Fuat Sanaç'tır. Sıtranca boks turnuvasında. Evet. Hacı Hasan vardı. Şimdi Assubay emeklisi. Hacı Hasan getirdi. Ben liselere gittik. Liselerde şampiyonluktan sonra geldik. Ben terör dolayında falan boksa ara verdim. 81 yılında ilk temsilci oldum. Rahmetli Cemil Erkök beni boks temsilci yaptı. İlk defa Elazığ'a 82'de ben Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nı aldık. Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Ramazan Polat burada Türkiye şampiyonu oldu. Ardından 83'te yine Türkiye Şampiyonası'nı aldık. Ramazan'dan, Polat'tan Bayram Erdem şampiyon oldu. Ardından 84'te Ramazan ilk Elazığ'a resmi madalyayı Ramazan Polat getirdi. Gençlerde Avrupa üçüncüsü oldu. Ondan sonra ben antrenörlüğe, Fahri antrenörlüğe başladım 82'de.
İşte bu şampiyonları çıkardık. Benden evvel, yani ben altı başlama denen, hiç büyükler Türkiye şampiyonumuz yoktu. İlk defa 90'da rahmetlik Oral Aslan büyükler Türkiye şampiyonu oldu. Arkasından işte Soner oldu, Cemil oldu, Nurullah oldu, Yakup oldu, Abdülkadir Koçak oldu. Böyle bir silsile devam etti. İlk ondan sonra madalyamızı 87'de Akdeniz oyunlarında Soner getirdi. Evet. Soner Karaöz. Evet. Yine 2001 yılında Abdülkadir Koçak Akdeniz'de şampiyon oldu. Bu zaman zarfında tabii biz milli takım aynı zamanda görevliyiz. Allah bize nasip etti. Akdeniz'e gittik, madalyalarını döndük. Avrupa Şampiyonası'na gittik. 3 tane Avrupa şampiyonu çıkardık Finlandiya'da 2000 yılında. 1999'da Amerika'ya gittik, New York'ta. İşte Sinan Şamisa'nın şampiyonu da köşesinde bendim. Sindaş dünya şampiyonu oldu. Ondan sonra 2000'de olimpiyatlara gittik. Sydney olimpiyatlarına gittik. Sydney'den geldikten sonra Atin olimpiyatlarına gittik. Atin olimpiyatlarında da filan oynadık. Atagün Yalçınkaya. Orada gümüş madalya aldı olimpiyatlarda. İki olimpiyata mı gittin hocam? İki olimpiyata gittim. Evet. İki yani olimpiyata gittim. Herkese kısmet olmaz aslında. Ondan sonra çok önemli bir kariyer evet, yani. Bir de iyi niyet oyunlarına gittim Amerika'ya. Oradan da madalya aldık. Bir de dünyada sayılı boksörlerin çağrıldığı, yani 50 boksörün çağrıldığı Muhammed Ali turnuvasına gittik. Bu yönetmen arkadaşımızdan rica ederim. Eğer görüntüler geldiyse Ahmet hocamın Muhammed Ali turnuvasında görüntüleri. Da Nurhan Süleymanoğlu orada şampiyon oldu. Oradan da mı? Yani yurt dışında gidip de Avrupa, dünya, olimpiyatlarda benim madalya getirmediğim bir sorum da olmadı. Hepsinden aldık geldik. Ama altın, ama gümüş. Genellikle altın aldık. Bu şekilde geldik. 2006 yılında Boks Federasyonu Başkanlığı'na aday oldum. Bu sisteme bir başkaldırıdır. Bugün de aynısını söylüyorum. O günün genel müdürü yanlış bir iş yapmıştır. Halen daha bu devam ediyor. Şimdi tüzüğü yapmışlar. Çok güzel. Boksun içerisindekiler boks oyu kullanmıyor. Bu Türk sporu için söylüyorum. Biraz boks için değil. Evet. Ya bu, işte bunlar biraz Türk sporunu geri götürüyor. Yani şimdi son olimpiyatlarda boksun aldığı, okçunun aldığının dışında maddeler hoş Türkiye'ye yakışmıyor. Yakışmadı evet. Türkiye'ye yakışmıyor. Futbolda ya bayanların daha başarılı olduğu. Bayanlar biraz daha başarılı. Evet yeni. Daha disiplinler belki. İşte, geldi. Yani burada arz edeceğim. Çalışıyoruz. Sonradan bu şimdiki görevimiz henüz seçim yeni bittiği için tabii. Yani söylemiyorum ama bundan evvel milli takımlar plan koordinasyon başkanlığı, milli takımlar koordinatörlüğü 2013'te Mersin'de yapılan Akdeniz'de da ben milli takımın kafile başkanıydım. Evet. Yani koordinatörüydüm. Oradan da madalya aldık. E tabii gönül arz ederdi ki olimpiyatlara da Elazığlı gitsin. Akdeniz oyunlarına da Elazığlı gitsin. Dünya şampiyonları da Elazığlı gitsin. İnşallah burada çalışmalarımıza yeni başlayacağız. Çünkü maalesef boks salonu yıkıldı. 7 sene boks, yani boks sağda solda çalıştı. Güzel bir şey olamadı yani. Bir antrenman şeyi olamadı. İnşallah bundan sonra diğer antrenörleri de, Fahri antrenörleri de devreye sokarak özel salon, o sporcular devreye güzel burada bir yani bir boks seferberliği, bir gönül seferberliğiyle hatta kazalara da bunu götürmek şartıyla, antrenör sayısını da çoğaltmak şartıyla burada bir şeyler inşallah yapacağız. Çünkü potansiyel var Elazığ'da. Potansiyel var. Potansiyel, geçmişte potansiyel yaşananlar var. Şimdi, değil mi? Şimdi tabii burada mesela Abdülkadir Koçak'ın salon okuluna gittim. Bir şeyler yapıyor. Spor lisesine gittim. Orada Öğüp Genç diye bir hocamız var sağ olsun. Ya boks salonu yapmış, güreş salonu yapmış. Yani yokluklar içerisinde mücadele ediyor çocuk. Öğüp Hoca çok başarılı bir hoca. Ama onların da salonu yok. Şimdi işte onlara bir salon artık bunu
gençlik spor mu, özel idare mi, belediye mi? Onlara bizim spor lisesine bir şey kazandırmamız lazım. İnşallah. Ama müdür Levent Bey çok çalışkan. Bunlar bak gelip boks maçlarımızı da bizim takip ettiler. Çok güzel. Bunları yani değerlendirmek lazım. Diğer mesela antrenörler var. Burada bizim kadro antrenörü var. Cemil Hoca var, Atalay Hoca var. Bunlara ilaveten işte Osman Uçerel var. Kendi salonunda çalışıyor. Esat var. Erkin Döndü var. Esat bizim kadrolu antrenörümüz var. Doğukent'te çalışıyor. Ama bunlar da yine yetmiyor. Bana göre antrenör sayısını çok çoğaltmak lazım. Antrenman yerlerini çok çoğaltmak lazım. Çünkü mesela bir Trabzon'da 27 tane kadrolu antrenör var. 27. Bizde 3 tane var. Bunları çoğaltmak lazım. Kulüpleri çoğaltmak lazım. Belediye şu an iyi bakıyor. Fena değil. Güzel bir şey kurmuş. Takım kurmuş. Belediye sağ olsun yalnız kendi sporcularını değil. Yani diğer sporcularını da kucak açıyor. Evet. Yani bunlar müsabakalara gittiği tabii zaman. Bireysel sporda başarılı olmuş. Yani hiç kulüp ayrımı yapmıyor. Sağ olsunlar. O bakımdan yani Şahin Bey'e teşekkür etmek lazım. Nazif Bey'e teşekkür etmek lazım. Mustafa Bey'e teşekkür etmek lazım. Yani güzel bir şekilde gidiyor. ASFK Başkanı Mustafa Bey zaten o sporcuların her şeyi Allah var. İlgileniyor, çözüyor. Yani Mustafa Bey'e burada bir daha teşekkür ediyorum. Bu maçta çok güzel yaptılar. Ha bundan evvelki de öyleydi. Biz mesela burada bir Avrupa Şampiyonası yaptık. 1995 yılında. O zaman Zakir Bey'di. Şey, ASFK Başkanı. Tabii Amel mesela. Amel Efe Spor Salonu'ndaydı değil mi? Tabii orada. Orayı şöyle yaptık biz. O zaman Ziraat Bankası Genel Müdürü Cihan Paşacı'ydı. Sponsor oldu. Elazığ aldık. Çok da güzel. Burada bir Avrupa Şampiyonası oldu. Erkan Yılbazlaş'ı burada şampiyon yaptık. Evet. Suat Polat üçüncü oldu. Dolayısıyla yani Elazığ Avrupa Şampiyonası yapmış tecrübe. Bu usta birçok Türkiye Şampiyonası. Yani bu bizim tecrübelerimiz var. Bunu kaldırıyoruz. Bu şampiyonlar Elazığ'ın reklamı oluyor. Elazığ'ın bürokratlarını tanıtıyor. Biz de yani hakikaten gurur duyduk. 81 vilayette hiçbir belediye başkanı bu kadar şey olamaz yani. Eylemez. Gittik. Hocam ne gerekiyorsa dedi arkadaşlara. Şahin Başkan değil tabii, mi? Tabii ne gerekiyorsa yapsınlar. Onu da sağ olsun Nazif Bey de, Mustafa Bey de yani bizi bir gün yalnız bırakmadılar ki. Bunu Federasyon Başkanı Eyüp Bey de gördü. Çok teşekkür etti. Ha biz bunu görünce, bu salonu görünce, bunları görünce ya dedi ki bu Elazığ az geliyor Türkiye Şampiyonası. Bir şey yapalım. Yani biz niye burada Turan elleri Turan Birliği altında onu ayrı bir konuşalım ama. Onu ayrı konuşacağız tabii. Onu ayrı başlıkta konuşalım. Onun hemen hazırlıklarına da başladık bugünden itibaren. Evet. Onu da konuşacağız. Evet. Dolayısıyla yani burada tekrar boks inşallah arkadaşlarımız da hepsi de antrenörler özveriyle çalışıyorlar. İl temsilcimiz Kubilay Hocam, Doktor Kubilay Hocam o da bütün salonları geziyor. Herkese eşit mesafede, adaletli bir şekilde herkesin maça gitmesinden yana bütün antrenörler çalışıyor. Onlar da gidecekler. Hatta ben bunları değerlendireceğim. Mesela bir Abdülkadir Koçak'ı, bir Esat'ı, bir Osman Gürer, bunları milli takımda da değerlendireceğiz. Yani yıldızlar da, gençler de gitsinler. Hoca olarak. Hayır, antrenör olarak. Bunlar bilgilerini, görgülerini artırsınlar. Tabii. Yeni boksu takip etsinler. Yeni gelişmeleri takip etsinler. Kamplarda, ikili kamplarda yabancılardan gelecek. Belki yurt dışına gidecekler. Orada görecekler. Yani bundan 10 sene belki bilgilerinde kalmayacaklar. İnşallah. Ha şimdi yani burada zaten kampta 2-3 tane milli sporcumuz var şu an. Sağ olsun. Kickbox kulüpleri de bize yardımcı oluyor. Mesela Abdülhay Hocam sağ olsun. Oradan gerek bayan sporcu gerek erkek sporcuları boksa kaydırıyor. Zülfü Topuz Hocam yine arasında o da hatta burada oynatacaktı. Pozitif çıktı sporcuları. Yani herkes bir yerden destek oluyor. Destek olmaya çalışıyor. Bunun meyveleri tabii hemen bugünkü şeyde aramayız. Ama 3 ay ama 5 ay sonra bunlar meyvelerini verecektir. Bayanlarda bilhassa ben ümitliyim. Yani milli takıma girecek sporcular var. Hem de bir tane değil, 3 tane var şu an. Ama dediğim gibi bunları artık çalışacaklar. Milli takımda seçmeler olur. Turnuvalar olur. Burada kendilerini ispatlar. Biz sadece kapıları açarız. Oraya girmek başarı kendi ellerinde. Tabii. Antrenörler çalışıyorlar. Kendi şeylerinde. Dediğim gibi antrenör sayısını biraz çoğaltmakta fayda var. Sporcu sayısını çoğaltmakta fayda var. Pandemiden dolayı düşmüş.
Okulları gezmek lazım. Ve gelecek pazartesine itibaren arkadaşlar gezecekler. Bir boks ordusu kurmak lazım. Yani en az 500-600 kişi arasından bir 10 kişi yakalarsak ne mutlu bizlere. Evet. Yani Elazığ'ın bu potansiyeli var. Dediğim gibi valilik duyarlı. Belediye duyarlı. Rektörlük duyarlı. Fırat Üniversitesi duyarlı. ASFK duyarlı. Yani helva, un, şeker hepsi var. Her şey var yani. O artık burada da bize kalmış, antrenörlere kalmış. Biz de onların başında büyük olarak tecrübelerimizden faydalanırlarsa federasyonda önlerini açarız. Efendime söyleyeyim. Gerek sporcuların, gerek antrenörlerin bunların milli takım kamplarına gitmesi, yurt dışına gitmesi, bilgileri, görgüleri ondan sonra inşallah derecede yaparlar. İnşallah. Bu şekilde gider. İnşallah. Tabii bu arada her hafta salı günleri çıkan Turan Gazetesi hemen sıcağı sıcağına Akif Müdürüm geldi. Benim de ilk başladığım, gazeteciliğe başladığım Turan Gazetesi ki Elazığ'ın değil Türkiye'nin en eski gazetelerinden birisi. Her hafta biz bahsediyoruz tabii Turan Gazetesi'nden böyle manşetteki haberlerine, sporuna. Ama sizler de arada birkaç cümle söylersiniz. Bence bu defa sizler söyleyin biraz da Turan Gazetesi ile ilgili. Hakikaten ben mesela hep maçları o dönemlerde sadece skorunu öğrenmek için Elazığ Spor'un bir deplasman maçının skorunu Akif Müdürüm siz bilirsiniz. Öğrenmek için o Turan Gazetesi'nin cam duvarına böyle insanların birbirlerini parçalarcasına baktıklarını görürüm. Sırf skoru görmek için. Artık teknoloji o kadar gelişti ki bilişim çağındayız. Şimdi bırakın skor öğrenmeyi. Hangi futbolcu atmış, ayağıyla mı atmış, kafayla mı atmış, kanatıyla mı atmış gibi çok rahat öğreniyorlar. Ama o dönemin hakikaten bilgisayarı diyebiliriz yani Turan Gazetesi'ne. Kesinlikle. Değil mi? Turan Gazetesi ile ilgili tabii bizim jenerasyonumuzun çok güzel anıları ve hatıraları var. Turan ailesinden ölmüşlere de rahmetler diliyorum. Hayatta olanlara da sağlıklar diliyorum. Tabii ki bizim kuşağın bahsettiğiniz o zaman sosyal hayatımızın vazgeçilmez Elazığ Spor'un deplasman maçlarının matbaadaki cama A4 ile yazılmasını dört gözle beklerdik. Giderdik acaba orada sonuç. Skoru öğrenirken çok mutlu olurduk. Tabii ki sonuç lehimizdeyken. Bu bakımdan basın adına Turan Gazetesi'nin ilimiz ve ülkemiz basınına çok büyük katkıları olmuştur. Biz tekrar yayın hayatına geçmesine de ziyadesiyle mutlu olduk. İnşallah günlük olarak yayın hayatımıza da girmesini bekleriz. Çok dikkatle takip edeceğimizi, severek de takip edeceğimizi şu anki imtiyaz sahiplerine de buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Sevgili Mert Turan, Murat Turan'ın oğlu. O şu anda dördüncü kuşak olarak direksiyonun başına geçti. Çok güzel. Görevi devraldı. Coşkun Bey, ben evet, bu hususta bir anımı söyleyeyim. 1974'te Eskişehir'de Liseler Türkiye Şampiyonası vardı. Evet. Ben de orada derece yaptım, madalya aldım. Bize ilk madalyayı oradan bir Elazığlı arkadaş, Elazığ'ın takımıyla ne kadar gurur duyacağımızı, biz takım halinde de ikinci olduk. Ankara bir başkent lisesiydi, biz ikinci olduk Atatürk Lisesi. Turan Gazetesi hemen derisi günü baş manşet yapmıştı. Ben herhalde saklıyorum, bilseydim getirirdim. Siyah beyaz. Şimdi öyle değil mi? Değil. Evet. Tabii. Maçlara giderken... Kaç yıldır tahminen? 1974. 74 yılı eski. Maçlara giderken bütün şeyleri, haberleri bizim Turan Gazetesi yapardı. İşte gitmeden evvel, geldiğinde evvel aynen öyle giderdik. Biz de haberleri camın önünde asılırdı oraya. Turan Gazetesi'nden öğrenirdik. Akif Bey'in dediği gibi Elazığspor maçları hemen kartodan yazarlardı, telefondan ararlardı. Giderdik, beklerdik ki acaba Elazığspor deplasmanda ne yapmış? Ne yapmış? Yani bu vaktan onun için Turan Gazetesi Elazığ'ın sporuna, bak futbol, Elazığ Spor'a demiyorum, Elazığ'ın sporuna çok büyük yön vermiştir. Bütün spor haberlerimizi gerek dışarıda yapılan, gerek içeride yapılan maçların ilk haberlerini bizleri onur eden Turan Gazetesi'dir. Kendilerine Allah rahmet eylesin diyorum. Şimdikilere de başarılar diliyoruz. Hem çok sporuna sevindik. Hem de sosyal hayatına tabii önemli ki, bir katkısı yani, vardı. Çok. Rahmetli Kemal amca, Kemal Turan Elazığspor'da yani başkanlık yaptı. Dürüstlüğüyle hep kesinlikle önde olan bir değerimizdi mesela, rahmetli değil mi? Rahmetli Kemal Turan'ın başkanlık Murat Turan Elazığspor'da yıllarca yöneticilik yaptı. Tabii ki Sayın Murat Turan
onlar sonraki kuşaklar, onlar tazeler. Evet. Ama ondan önceki rahmetli Celal Turan'ın başkanlık, o nezih yönetimleri halen özlüyoruz, evet, ve arıyoruz maalesef. Ben de köşe yazılarıma devam ediyorum. Tabii bu haftaki köşe yazım da aslında birazdan size sorabilirim. İsimsiz spor tesislerimiz dedim başlıkta. Evet. Yani spor tesislerimiz var ama ilimizin futbol, basketbol, voleybol, hangi branşta olursa olsun öne çıkmış sporcu, antrenör, yöneticilerimizin bir komisyon oluşturularak ilgili alanları ile ilgili spor tesislerine isimleri bölüm bölüm verilebilir. Bunu da bu şekilde isimsiz spor tesislerimiz başlığı altında Sayın Kabak, köşe yazın. Orada hemen bir açıklama getireyim ben. Evet. Gerçekten çok güzel bir konuya vurgu yapmışsınız. Evet. Spor tesislerinin muhakkak bir ismi olmalı yani. Yapılan spor branşıyla ilgili veyahut bulunduğu fiziki şartlarla ilgili. Orada şey açık. Mevzuat açık. Siz hani evet, bir öneri yaptınız. Mevzuatta ya, yazmışım bir orada. Bir komisyon kurulur. Şimdi, evet, şimdi tesislere, Spor Bakanlığı'nın, pardon hocam, Spor Bakanlığı'nın tesislere isim verme yönetmeliği var. Evet. Bunlar ilde değerlendirilir ve bu teklif edilir. Ve bakılır, kabul edilir veya reddedilir. Yani usulüne uygun yapılmışsa reddetme ihtimali çok zayıf. Çok zayıf, evet. Yani bu bir, evet, bununla ilgili bir yönetmelik var. Tesislere isim verme yönetmeliği ilgili. Mesela şu anda Yakup Kılıç Spor Salonu diyoruz. Bu kendiliğinden verilmedi. Orada bir prosedür çalıştı, mevzuat çalıştı ve onaylanınca da o isim verildi. Rahmetli Ahmet Aytar Spor Salonu yıllarca değil mi? Bir prosedürü vardı. Kesinlikle. Eklendi. Yani bir isim verme yönetmeliği mevcut. Bunu çalıştırmak lazım. Evet. Tesisleri isimlendirmek lazım. Yani bir mesela katılıyorum. Doğu Kent'teki stadyuma biz Doğu Kent Stadyumu semtinin adıyla değil de bir değerimizin adıyla söylemekte fayda var. Kesinlikle. Öyle bu değil ilin... mi? Ya da Bahçeli Öler semt sahası yani, demeyelim de yani bir değerimizin adını koyalım. Yani bir isim tabii şart. Değil mi? Şimdi ama şöyle hocam, mesela ben onu spor size anlatayım. Spor tesisleri insanlar gibidir. Yani orada bir hizmet veriyor, bir kitleye hizmet veriyor. Her insanın nasıl bir adı soyadı varsa spor tesislerin de bir adı ve kimliği olması lazım. Ki olması lazım. Bu yasal bir zorunluluk. Spor tesisinin kimliği olması lazım ve bunun yanında ismi de şart. Bununla ilgili belki bundan sonra harekete... Komisyon oluşturulabilir, şimdi yapılabilir. Harekete geçir. Yani mevzuat bunu açık yani. Açık, evet. Açık yani. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Şimdi bu kadar zaten Türkiye ne çekiyorsa bu mevzuattan çekiyor. Mevzuata gerek yok. Bir örnek vereceğim. Bundan 3 yıl evvel Balıkesir'de Türkiye Şampiyonası vardı gitti. Bana 3 tane isim sordu. İsmail Akçay. Biliyorsunuz bu Türkiye'nin gelmiş en büyük maratoncusu. Halen daha sağ. Sağdır, 90 evet, yaşına yakın. Dedi ki Ahmet Aytar'ı tanıyor musun? Arkadan dedi ki Kaleci Erdem'i tanıyor musun? Bandırmada. Evet. Üçüncüsünü dedi ki Zakir Özbay'ı tanıyor musun? Evet. Bak. Federasyonumuzun doktoru Ali Fikri Akşirin Diyarbakır Spor'da oynamış. Rize Spor'da oynamış. Erzurum Spor'da oynamış. Dedi Ömer abiyi tanıyor musun? Ömer Tokgöz ne yapıyor? Hıdır abi ne yapıyor? Şimdi Elazığ'ın bazı marka isimleri var. Bunlar çok basit. Elazığ'a atletizmde bir daha Ahmet Aytar gelebilir mi? Bak Elazığ'ın atladığı bir şey var. Aslan Çiftçi'yi Elazığ çok atlıyor. Aslan Çiftçi çok büyük bir atlet. Evet. Ben Türkiye'nin neresine gittimse Aslan Çiftçi'yi sordular. Ahmet hocam ben çocuktum. Aslan Çiftçi'yi sokaklardan koşardı. Aslan Çiftçi çok büyük. Koşardı böyle. Ama ben üzülüyorum. Karşılaşırdı kaç yani, defa. Ahmet abi çok büyük bir şey bırakmıştır buraya. Aslan Çiftçi olsun, Necdet Ayaz olsun, Cavit Kur'an olsun, İbrahim Balıkçı olsun. Bunlar Ahmet Karataş olsun. Evet. Yani bunlar çok büyük değerlerdir. Bunların kırdığı belki dereceler henüz kırılamıyor. Futbolda biz Ömer abiye sahip Elazığ sahip çıkamadı. Bir Hıdır'a, Hıdır Bilek'e Elazığ sahip çıkamadı. Bir Ahmet Fethi Utkan'a sahip çıkamadı. Milli takımda teknik direktörü şimdi yapmış. Bir Hamit Aydın'a sahip çıkamadı. Bugün bir Trabzon'a bakıyorsa Trabzon stadyumun ismi Şenol Güneş. Spor salonu adı Cemal Kamacı. Buyur.
Yani şimdi marka, bazı branşlarda işte marka isimler vardır yani. Evet. Bunları vermek lazım. Yani şimdi bunları biz hepsi kenara attık. Yani olur mu? Mesela bir örnek vereyim. Biz burada 95'te onu söylüyordum. Sırası gelmişken. Şimdi Avrupa'da burada Vali Bey madalya takacak. Zakir Beygil 40 tane çeyrek altın topladı, getirdiler. Bizim en az valisi o sporculara 40 tane şeyi Zakir Beygil'in, Asaf Eker'in topladığı şeyi getirdi, verdi. Hediyeleri verdi. Burada da belediyenin getirdiği bütün sporculara burada biz hepsine hediye paketi yapıldı. Çok büyük bir hediye paketi yaptı belediye. Evet. Yani biz belediye diyoruz ama boşuna onları bu kadar yani çok büyük hizmetleri yaptılar. Dolayısıyla yani Elazığ'ın biz gittik Fethi Demircan'la kamptaydık şeyde Sakarya'da, o Sakarya Spor'u çalıştırıyordu. Dedi ki futbol Türkiye'de 2,5 yerde var. Bursa, Sakarya, dedi yarımı da Elazığ'da. O zaman Trabzon o kadar böyle tabii, popüler olmamış. Şimdi bizde bizim Elazığ Spor Ligi'deyken daha henüz Antep falan yoktu, Kayseri yoktu. Bizden sonra kuruldular. Dolayısıyla bu isimleri sizin dediğiniz gibi gecikmeden, biz belki insanların ölmeden el vereceksin. Ya öldükten sonra bunu kardeşim ne yapacak bunu ya? Ben Ömer abiyi de yazdım burada aynı. Hıdır abiyi de yazdım. Bakın, üzülüyorum onlar adına. İşte rahatsızlar, Allah şifa versin. E tabi ya, bunlar öldükten sonra vermişsin. Ne yapayım ben kardeşim ya? Fethi hocam, vallahi ben Fethi Demircan'ı şeye gitti hocam. Trakya'da bizim neydi geçen seneki? Kırklareli Spor muydu? Kırklareli'ye maça gitti. İstanbul'da gençlerin gelemediği Elazığlılar ben bilirim. İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nı bilirsiniz Hakim Müdürüm. Tabii, Halkalı'da. Biraz uzaktır. Uzak, bayağı uzak. Fethi Demircan hocam 2-3 tane araç değiştirerek işte metrobüs, metro bayağı vesaire uzak, evet, gibi maçlara geliyordu. Ya şimdi para mı istiyor? Hayır. Değerini verin. Trabzon'da Ahmet Suat Özyazıcı'nın adı yaşatılıyor. Şenol Güneş'in adı yaşatılıyor. Özkan Sümer'in adı yaşatılıyor. Adana'da Fatih Terim'in adı yaşatılıyor. İstanbul'da Fatih Terim'in adı yaşatılıyor. Yani. İstanbul'da Şenol Güneş'in ismi yaşatılıyor. Niye bizim değerlerimizin isimleri yaşatılması? Bir örnek vereyim size. Ben Türkiye'nin neresine gitsem maçlar olsa oranın muhakkak il müdürü, şube müdürü bizi tanır. Ahmet Hocam hoş geldin der. Biz ayrı bir Ahmet Hocam sen de boksta mı markasın? Tabii yani işte diyorum ya ayrı bir şey adamıza verir. Ama nedense bizim Elazığ'da, Elazığ'ın insanı kendi insanına maalesef evet, evet, yabancı daha şey. Evet. Yani burada Elazığ'a bir Ahmet Aytar bir daha gelebilir mi? Bir Aslan Çift daha gelebilir mi? Yani biz işte milli takımdaydı. Bizim Ahmet Dükkan amatör milliydi futbolda. Bir Ahmet abi gelebilir tabii mi? Bir Hıdır ne dedi? Radyo o zaman televizyon yok. Fenerbahçe 2, Hıdır 2 değil mi? Tabii. Kadıköy'de. Evet. Ha, bunların hepsi bir değer. Yani bunlara vermek lazım. Ha mesela bizim Yakup'a verildi. Gayet güzel. Yakup Kırış Salonu. Ha bu işte bu onlar oldu. Diğer sporculara da şu oldu. Bizim Oral'ın ismi verildi. Bunlar güzel şeyler. Tabii. Diğer branşlarda da bunları vermek lazım. Onu evet, diyorum. Rahmetli Gökmen Yıldıran vefat etti Elazığspor'da. Antrenman salonu. Tesisteki antrenman salonu. Mesela bazı antrenman. Mesela bir örnek vereyim. Parça parça da verilebilir. Coşkun Bey. Kesinlikle. 10 gün evvel bizim kickbox antrenörü Abdullah Alan kardeşimiz Avrupa Şampiyonası'na gitti. Ama bakıyorum Mehdi hiç yazmadı. Ve bir gümüş bir bronz aldı. Bilgi eksikliği oluyor. Bize tabii, yani, ulaşamıyor bilgi. Tabii evet, yani burada şu var. Elazığ medyası takip etmiyor. Sadece kendisine gelenleri. Yani adam gittiyse ben bunu yaptım. Şimdi her antrenör de bunu söylemez. Bunu ben de söylemedim. Hocam burada ben bunu Gençlik Spor Müdürü Sayın Abdülsamad Eren'le de paylaştım. Burada da söylüyorum. Bilgi kirliliği bazen çok kötü oluyor. Mesela sporcu gidiyor bir şampiyonaya. İkinci olmuş. Arıyor mesela beni veya bir başka basındaki arkadaşımızı. İşte Coşkun abi, Ahmet abi ben ikinci oldum. İşte bu haber yapar mısın? Halbuki Akif Müdürü'nün de yıllarca burada çalıştığı için bence bilgiler il temsilcilerinde ve akabinde de Gençlik Spor'un abi, haber havuzunda toplanmalı. Hemen o isimleri de söyleyeyim. Gençlik Spor vasıtasıyla dağıtım yapılmalı. Doğrusu. Coşkun Bey. Evet. Çünkü yani bu haber akışı içerisinde gidilen şampiyonanın önemi, katılan sporcuların sayısal içeriği kesinlikle bilinmiyor. Bununla ilgili olarak da sizin bahsettiğiniz gibi bilgi kirliliği çıkıyor. Evet, evet. Mesela şimdi, örnek vereyim. İkinci olan çocuğun ismi. İki kişinin katıldığı bir şampiyonada
birisini kastetmiyorum, örnek olarak veriyorum. Adam ikinci olacak. Ama diyor ben ikinci oldum. Haber kaç kişi içinde diyorsun? İkinci kaç kişi içinde? Katıldığı biliyorum. Bilmiyorum. Sonuncu olur musunuz o zaman? Ki, yasal merci neresi? İl temsilciliği ve il spor müdürlüğü haber merkezidir. Tabii. Bunun medyaya içerikli daha saatli olarak yansıtılması siz medyanın da saatli haber alma açısından daha işiniz kolaylaşacak. Şimdi bir şey daha var Ahmet abi. Mesela bazen bazı spor branşlarındaki hocalar diyelim ki X bir basınla daha yakın haber ona veriyor. Kişisel ilişkiler üzerine. Haber ona veriyor. Evet ben bu haberi görüyorum belki ama burada ayrımcılık yapmayacaksın. Yani işte bak söylüyorum. Herkese. Kerem Ergün 10 gün evvel Elazığ'ın sporcusu, kickboksu Avrupa ikincisi olmuş. Haberimiz yok. Emre Alçiçek Avrupa ikincisi olmuş. Önemli derece. Önemli bir derece. Oraya katılması. Bayanlar da öyle dünya şampiyonu. Büyükler dünya şampiyonasına Mirvan gitti. Ya yarın badminton'da gidecek. O Ali'ye gidecek. Evet. O bir gün atletizmde gidecek. Boksa gidecek. Bunlar hepsini yani vermek lazım. Buna da biz tabii işte burada dediğim gibi kimseyi kırmamak, incitmemek istiyoruz. Bunun sorumluları kimse, onlar bu sorumluluğu üzerine alacaklar. Hem de bu mesajı alıyorlar. Bizim açık konuşmamıza gerek yok. Onların mesajı almaları lazım. Tabii. Yani ben birini çıkarırsan, birini alta çekersen, birini üste çıkarırsan olmaz. Sonra o antrenörler o makamlara da artık saygı duymaz. Onu söylüyorum. Çok dikkat edecekler bu işe. Bu işin koordinatörü de il temsilcileridir. Tabii. Bilgi orada toplanacak. Gençlik spordan medyaya hepsine dağıtım yapılması lazım. Mesela boksta bir şampiyon oldu. Telekom'un da sporcusu vardı. Tabii. Çok duyurulmadı mesela. Niye? Bilmiyorum. Belki o sporcu hani burada yoktu diye olabilir. O da duyurulacak tabii. Yani niye duyurulmasın? Onun da çıkarılması lazım. Onun da duyurulması lazım. Sonra birinci, ikinci ayırmamak lazım. Bu çok yanlış bir şey. Bak çok yanlış bir şey. Bir örnek vereceğim. İsimleri saymayacağım. Ama Atagün Yalçınkaya hiçbir zaman için ne yıldızlarda ne birinci olmadı. Büyükte hiç oynamadı ama adam geldi olimpiyat ikincisi oldu. Ben mesela takımda yani bu Türkiye şampiyonu olmuştur diye bunu ben takıma koyacak halim yok benim. Turnuvaya götürürüm. Kim dış turnuvalarda başarılı olursa, kim oynarsa dışarıda altın getirirse ben onu korurum. Evet. Bir de seçme yaptırırız. Bir seferden iki sefer. Dolayısıyla yani bu amatör sporcuları onur etmek lazım. Evet. Amatör spora, profesyonel Elazığ'ın geçmişte çok büyük bir spor potansiyeli vardı. Ama görüyoruz ki yavaş yavaş bu potansiyel eriyor. Çünkü Elazığ'ın tesisi yok. Genel müdür buraya 2004 yılında geldi Akgün'e, bizim olimpiyat kampına. Dedi ki Türkiye'nin en fakir bölgelerinden bir tanesi Elazığ. Elazığ maalesef diğer bölgelere göre tesiste ilerleme yok. Bugün Trabzon'daki tesis patlaması var. Ordu'da tesis patlaması var. Samsun'da tesis patlaması var. Giresun'da tesis patlaması var. Öyle mi Akif Bey? Karadeniz bölgesi biraz doymuş vaziyette. Doymuş. Bizde yok. Ya bizim şehir merkezimizde bir spor salonumuz yok merkezde. Niye olmasındı? Yani çok mu önemliydi Ahmet Akar'ın testleri konuşalım yutulması? Ahmet abi birazdan. Akif Müdürüm'e bir söz vereyim. Akif Müdürüm öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Tabii Badminton Federasyonu seçimleri yapıldı yakın zamanda değerli izleyiciler. Ve Akif Sıtkı Esen Başkanımız da başkan vekili olarak kaçıncı dönem oldu? Bu yönetimde 4. dönemim. Bir dönem de disiplin kurulu başkanlığı yapmıştım. Yani 5. dönem. Evet. 5 dönemdir ben federasyonun kurullarındayım. Evet sorunuzu alayım ben. Nasıl geçti? Yani seçimlerle ilgili şimdi önemli federasyon başkanından sonraki yetkili kişisiniz Akif yani, Müdürüm. Yani şimdi tabii ki... Bildiğiniz gibi yani olimpiyatlar dediğimiz yaz spor oyunlarının bitiminden sonra bütün olimpik branşlar genel kurullarını yapmak zorundalar. Evet. Yani bizde de Tokyo olimpiyatları bittikten sonra bu yasal süreç başladı. 59-60 federasyon genel kurullarını yasal olarak yapmak zorunda idiler 3 ay içerisinde. Biz de 3 Kasım'da yaptık Türkiye Badminton Federasyonu. 5. olağan genel kurulunu yaptık. Daha önce de yönetimde yer almıştık tabii. Bizim burada Elazığ ili olarak
Türkiye badminton'un da önemli bir yeri iştikal etmemizden dolayı burada 15 seneyi aşkın süredir de ilde bir kulübün, Gençlik ve Spor Kulübü'nün başkanlığını yapmam asabiyle bu süre içerisinde de Türkiye Badminton Federasyonu'nda bir dönem disiplin kurulu başkanlığı, bu sene 4. dönemde yönetim kurulu üyeliği ve ilk yönetim kurulu toplantısında bir önceki yönetimde kulüp ve antrenörlerden sorumlu as başkan görevi tevdi edilmiş iken bu dönemde ilk yönetim kurulu toplantısında tarafımıza başkan vekilliği görevi tevdi edildi oy birliğiyle. Evet. Bu da bizi sevindirdi, onurlandırdı. Tabii, hayırlı olsun. Tabii badminton'da Ahmet Hocam da az önce ifade etti. Aliye Demirbağ mesela elit bir sporcumuz. Yıllarca değil mi? Milli takımda milli formayla başarılı şimdi, bir şekilde o tabii görevini oraya yaptı. Geleceğim. Evet. Türkiye'de badminton branşı diğer olimpik branşlara göre genç bir jenerasyon. Tabii. Federasyon. Branş. Çünkü evet. 91 yılında geldi Türkiye'ye. Pilot iller oluşturuldu. Pilot illerden biri de Elazığ idi o zaman. Fırat Üniversitesi Rektörü Sayın Eyüp İspir Beyefendinin Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Danışma Kurulu üyesi olması sebebiyle Elazığ pilot il yapın demesiyle Fırat Üniversitesi ve Gençlik Spor İl Müdürü de pilot uygulamayı başlattık. Bakın işte bir lobi oluşmuş. Kesinlikle oraya geleceğim. Bu kuradan çıkmadı Elazığ'ın tabii. Pilot il olması. Tamamen rektör, Eyüp Hoca'nın katkılarıyla. Rektör hocamızın işaretiyle oldu bunu. İşaretiyle. Kimse belki bilmiyor ama ben bunu çok yakından biliyorum. Çünkü o dönemde de ben görevdeydim. O dönemin Beden Eğitimi Spor Bölümü hocalarıyla da iyi bir istişare organize yaparak bu ilin, branşın bu ilde yerleşmesini sağladık ve başarılı olmasını sağladık. Şu anda şuraya geleceğim. Türkiye'de en yaygın branşlardan biri. 81 ilde badminton oynanıyor. Sayıları çok sosyal sorumluluk projelerimiz var. Sevgi evleri var, cezaevleri var. Sokak çocuklarıyla ilgili sosyal sorumluluk projelerimiz de var. Onları da yapıyoruz. Bütün hedefimiz bütün illere ulaştık. Badminton oynanır vaziyette. Şimdi bütün hedefimiz Türkiye'deki bütün ilçelerde badmintonu oynatmak, tabana yaymak ve başarıyı o şekilde yakalamak diye bir hedefimiz var. Bunun için de bir badminton aşığı olan bir federasyon başkanımız var. 7/24 badmintonla yatar, badmintonda kalkar. Mesaisini federasyonda verir. Yani dünyası badminton üzerine kurulu. Biz de onu ona katkı yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle de dördüncü olimpiyatlar, bu Tokyo olimpiyatları dördüncü olimpiyatlar oldu. Olimpiyat kotası alan bir branş olduk ve olimpiyata sporcu gönderen sayı bir branş. Sayı sınırlı orada değil mi sporcu sayısı? Efendim? Olimpiyatlara gitmek için sayı sınırlı sporcu sayısı. Kesinlikle tabii. Şimdi olimpiyatların kotası var. Kotaları var. Bu kotalara girmek zorundasın. Bu kotalara girmek için de dünya sıralamasındaki yerini ilk 34'lere taşımak zorundasın. Belki 40'lara falan da taşısın ama kıtasal kotalar önüne geçiyor. Afrika'dan biri kota almamış ise hemen Afrika'dan birini atıyorlar. Yani katılım bütün kıtalardan olması hasabıyla olimpiyatların ruhuna uygun olsun diye. Böyle bir mücadeledeyiz. İlimizle ilgili olarak da demin bahsettiğin bir kızımız var tek bayanlarda. Evet. Olimpiyat kotasında burada hemen şeyden de ben bahsedeyim. Konu sporcumuza Aliye Demirbağ'a gelmişken yaklaşık bir yıldır Elazığ Belediye Spor'un lisanslı sporcusu. Evet. Yani Elazığ Belediyesi Spor Kulübünü temsil ediyor. Evet. Tabii ki milli takımın sporcusu ama kulüp bazında da Elazığ Belediyesi'nin sporcusu. Zaten Elazığ Belediye'mizde biliyorsunuz birçok branşta, boksta da var.
sporcularımız orada eli sporcularımız o konuda, bulunuyor. O konuda Elazığ Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Bir defa sportif anlamda sporcuya yatırım yapan, sporcunun önünü açan bir politika izliyor. Evet. Voleybol takımımız var biliyorsunuz. Tabii basket İbrahim Bişin'in takımı var. Yine aynı şekilde. Bunun yanında Şahin Şerifoğlu başkanımızın nezdinde de işte yardımcıları Nazif Bey var. İşte Mustafa Pirinççi Bey var. Nazif Bey'le de 2024 olimpiyatlarına Aliye'yi nasıl göndeririz'in bir stratejik planını beraber yaptık. Evet. Onunla da bazı paylaşımlarımız oldu. Gidecek inşallah değil mi? Yani biz oyunu kuralına göre oynamaya karar verdik. Ancak bu biraz da kısmet meselesi. Kısmet, tabii. Yani bunun garantisi tabii ki olmaz. Sağ olsun Nazif Bey'le de bu stratejik görüşmelerimiz neticesinde bazı şeylerinin kendileri tarafından yeni öğrenildiğini, biz de yukarıda federasyon olarak bunun pozitif ayrımcılık yapılacağını, sadece sporcu iyi performans göstererek olimpiyatlara gitmiyor. Hocam iyi bilir. Bunun stratejik ve lobisinin kesinlikle arkasından iteklemesi lazım. Tabii, evet. Lobiyi de konuşacağız ikinci bölümde. Reklama girmemiz lazım. Süremizi bitirdik ilk bölümde. Para kazanalım biraz. İşte sizin gibi başkan vekili bir başkanımızın badminton'da olması, Ahmet hocamızın boksta olması, yine diğer mesela Şahin başkanımızın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda onur kurulunda yer alması, amatör sporlar için Mustafa Gür Başkan'ın yönetim kurulunda olması tabii bir lobidir. Tabii ki Mustafa Gür ASK Başkanımızın, ben genel kurulda da oradaydım. Evet. ASK Genel Kurulu'na da biz başkanla ama niye gittik. Fazla değerlerimiz şimdi yok orada, kurullarda, federasyonlarda? ASKF genel kurulda yönetime girmesi Elazığ için bir artıdır. Evet. Ahmet Hocam'ın boks teknik kurulunda olması, organizatör olması bir artıdır. Bizim Badminton Federasyonu'nda yetkili biri olmamız il adına tabii artıdır. Ki. Yani biz bu dinamiklerimizi birleştirip pozitif da anlamda kullanmamız lazım. Evet. Kullanmamız lazım. Bunu reklamlardan İnşallah sonra reklamdan sonra devam görüşürüz. Ederim hakim ederim. Peki. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, kısa bir reklama gideceğiz ve reklamın ardından maraton tüm hızıyla devam edecek. Değerli izleyiciler, maratonun ikinci bölümüyle yine birlikteyiz. Konuklarımız boks teknik direktörü Ahmet Uygur hocamız ve Badminton Federasyonu Başkan Vekili Akif Sıtkı Esen başkanımız bizimle birlikte. Hem boksu hem badmintonu konuşuyoruz. Tabii birazdan belki daha böyle genel sporu ilgilendiren konulara da değinebiliriz. Ama mesajlar da var. Onlardan da birkaç tane okuyayım. Bu arada her ne kadar mesaj almıyor isek de yine atmışlar değerli izleyicilerimiz. Bakalım. Maalesef diyor Elazığspor amatörü hazırlayalım. Emeği geçen herkese teşekkürler. Akif Sıtkı Esen köylümdür diyor. Selamlar. Akif Sıtkı Esen'e görevinde başarılar diliyorum. Atilla Sinanoğlu. Mesajları okumuyorsun Sayın Kamaç. Okumaya yeni başladık. Yani okumaya yeni başladığımız için tabii ki yeni ancak okuyabildik. Yani. İlk bölümde okumadık. Coşkun Bey, programınızı ilgiyle izliyorum. Konuklarınıza saygılar. Ahmet Uygur hocamızı dikkate almak lazım. Seviyoruz, gurur duyuyoruz. İsim Veli Saray'dan. Teşekkür ediyoruz. Evet. Yine Sezer Özek ara transferde Elazığspor'la ilgili oyuncu Sezer kardeşimiz böyle Elazığspor'a meraklı. Sezer halen bıkmadın mı bu kadar isimle? Aynı isimleri söylüyorsun. Transfer yasağımız var. Bunlar doğru belki ama işte transfer yasağı olunca biraz zor. Evet, mesajlar geldikçe okuruz inşallah. Müdürüm, ilk bölümün sonunda tabii ki lobiden bahsediyorduk. Lobi önemli.
Yani sizler gibi değerlerimiz orada federasyonlarda bulunuyorlar ama mesela bir Trabzon'a baktığımız zaman futbol başta olmak üzere müthiş bir lobisi var. İşte yine bir Eskişehir'e baktığımız zaman öyle, Sakarya'ya baktığımız zaman öyle, Rize'ye baktığımız zaman öyle. Yani bir kere Karadeniz lobisi söylenir zaten, helal olsun. Yani o lobiyi oluşturmuşlarsa evet, helal olsun, kimse bir şey diyemez. Az önce siz mesela Aliye için, olimpiyatlar için şimdiden mesela bir gayret göstermek için bir temasa başladınız. Kesinlikle. Şu an öyle değil mi? Erken değil. Strateji belirlendi. Strateji. Yani Allah bir kaza bela vermesin. İnşallah. Aliye, kızımızla, kardeşimizle inşallah orada Elazığ'ımızı da ülkemizi de temsil eder. Ama son dönemlere bakıyoruz biz. Maalesef işte şimdi olimpiyatlara giden bir sporcumuz yok. Bu kadar bireysel branşlarda başarılarımız var. Hani eskiden derlerdi işte kömürhanından öteye gidemiyoruz derlerdi. Yani o çok deyim. Klasik bir örnek tabii. Evet. Kömürhan'dan o tarafa gitmek, Kapıkule'den o tarafa gitmek. Evet. Yani evet, bunlar önemli şeyler. Gidip de boş dönmemek yani, önemli olan. Önce gitmek lazım. Evet. Önce bir gitmek lazım. Tabii. Şimdi şöyle diyeyim, tabii lobi çok önemli. Biz, hocam dayı bilir, 2021 diyelim, 2020 olimpiyatları 21'de yapıldığı için yaklaşık ülke olarak 18 branşta 108 sporcuyla olimpiyatlara katıldık. Biz bir mikro değerlendirme yaparsak ilimizden bir sporcuyu bu 108 sporcu içerisinde göremedik. Ha, bu bizim üzüntümüzdür. Bunun için bunları konuşmak lazım. Bunun için ilin dinamiklerini, ilin mevcut dinamiklerini bir araya getirip bu başarıyı yakalamak için bir organizasyon, yani bir lokomotif görevini yapacak birileri lazım. Bunun için hiç kimse kimseden gocunmasına gerek yok. Herkes kendi yerinde değerlidir, önemlidir. Ancak lobi dediniz, ben çok küçük bir örnek vereyim. Aliye Demirbağ Gençler Avrupa üçüncüsü. Polonya'da yapıldı. Ben oradaydım. Ankara'da milli takım kampa giriyor. Milli takımın başında yabancı bir hoca var. Endonezyalıydı zannedersem. Uzak doğuluydu yani. Bir de bizim hocamız var. Elazığlı bir hocamız var. Sıdık hocam. Sıdık İsoğlu. Evet. Ben de Ankara'dayım. Gece 10:30-11'de beni aradı. Ertesi gün takım hareket edecek. Dedi ki, abi dedi, bu yabancı hoca Aliye'yi takımdan çıkardı. 11'de. Dedim, böyle bir şey olur mu? Takımdaydı. Dedi, son bir hamle yaptı. Ankaralı bir sporcuyu soktu. Dedim, ciddi misin? Evet dedi, ne yapıyorsan yap. Gece 11'de bütün federasyonu kaldırdım ayağa. Çabuk kamp merkezine gidiyoruz. Burada bir sıkıntı var. Ya ne oldu falan. Genel sekreter, başkan ve ben gittik. Böyle böyle bir şey var. Ben biraz tabii fevran ediyorum. Neyse. Bunun sebebi de yabancı hocanın Ankara'daki sporcuyla, hocasıyla kişisel ilişkilerinden kaynaklanıyor. Bunu tespit ettik. Ve buna tabii Federasyon Teknik Kurulu müdahale etti. Biz Aliye'yi tekrar takıma soktuk. Hoca da ertesi gün istifa etti, gitti. Yani evet, burada şunu anlatmak istiyorum. Biz gecenin o saatinde bu müdahaleyi yapmasak, şimdi başkası takımda kimin olduğu tabii, çok önemli tabii, değil. Tabii, tabii. Ama kendi sporcumuz olduğu için bunu ciddiyete aldık. Çünkü biz Aliye'yi ilkokul 3. sınıfta yetenek taramasından tespit edip bugünlere getirdik. Ha, bu dönemde de onun üzerinde hocalarının, Mehmet Ali Aslan hocamın, Sıdık İsoğlu hocamın emeği çoktur. Bu sürede görev yapan il müdürlerinin de emeği çoktur. 15 sene kulüp başkanı olarak yönettim. Benim de emeğim çoktur. Artı federasyon yetkilisi olarak ayrı bir emeğim çoktur. Yani peki Aliye, Akif Müdürüm,
şimdi Elazığ Belediyespor'un sporcusu. Şu anda yani şimdi Aliye'yi İstanbul'un işte ünlü kulüpleri de isteyebilir, Ankara'nın isteyebilir. Yani artık neresi daha fazla imkan tanıyacaksa tabii bilemiyorum ama biz istiyoruz ki Aliye Elazığ Belediyesi'nin sporcusu olarak gitsin. Şimdi tabii çok önemli bir konuydu. Onu siz benim ağzımdan aldığınız gibi oldu. Yani öyle bir konu da var. Sanki hani strateji konuşurken acaba Aliye yuvadan uçuyor mu bir... Yok, kesinlikle uçmasına izin vermiyoruz. Ben bunu kulüp yöneticileriyle de görüştüm. Nazif Bey'le de görüştüm. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Aliye'ye prensipte talip olma hazırlıklarını yaptılar. Öyle mi? Tabii, kesinlikle yaptılar. Bunun bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde arkadaşlarımız da var. Bunu acaba Akif Bey ne der? Yani şimdi biz burada artık tevazuyu bırakalım. Biraz gerçekleri tabii konuşalım. Akif Bey'in haberi olmadan bu iş olmaz dediler. Bana birisi uçurdu. Dediler ki böyle böyle bir hazırlık var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na da iletmişler. Aliye'nin genç olması, 2-3 olimpiyat sürecini daha yaşayabilir olması sebebiyle yatırım yapacaklar. Böyle böyle bir hazırlık var, ne diyorsun dediler. Cevabım şu oldu: kesinlikle bu işi bir daha ağzınıza almayacaksınız. Eğer ben hayattaysam Aliye Demirbağ, Elazığ Belediye Spor'un kulübünün sporcusu olarak kariyerine devam edecek. Bunu ben Aliye'nin kendisiyle de konuştum. Nazif Bey'e de anlattım. Bunun içindir ki Sayın Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Nazif Bey'e ve katkısı olan herkese. Aliye'ye de yaptığımız stratejiler gereği gerekli katkıları da yapıyorlar. Stratejik hamlelerinde yapıyorlar. Burada şunu anlatmak istiyorum. Şimdi bir ayak kulüp ayağı. Tabii. Merkezde federasyon ayağı. Evet. Şimdi biz İtirata sağlam. Şimdi biz birleşelim, güçlerimizi birleştirelim. Çünkü sac ayağı gibi biri olmayınca olmuyor. Ha, sporcunun en önce istemesi lazım. Aliye biliyorsunuz Avrupa derecesi sebebiyle İstanbul Gazi Osman Paşa Anadolu Lisesi'ne öğretmen olarak atandı. Tayini çıktı. Şu anda öğretmen. Evet. Resmen öğretmen. Evet. Kendisine şunu dedim. Dedim sen ataman oldu. Sen öğretmenlik kariyerine mi devam etmek istersin? Yoksa küçüklükten beri bilirim bir hedefi var. Yoksa olimpiyat hedefini mi önüne alacaksın? Bunu sen önce istemen lazım ki biz sana destek olalım. Tabii ki. Dedi ki benim hedefim olimpiyatlar. Kariyerimi zirve yapmak istiyorum. Sizin alacağınız, kulübümün ve federasyonun alacağı bütün stratejik kararlara da uyacağım. Tamam dedim, senin ağzından biz bunu duymak istiyoruz. Duyduk, başlattık bu süreci. Şu anda da Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde, Badminton Federasyonu kampta, şu anda kampta. Aldık onu İstanbul'dan. Bir haftadır kampta. Öğretmenlik yapmayacak. Öğretmenlik devam ediyor ama yasal izni var. Yasal izni var. Yasal izni. Sporcu olduğu için. Yani o 3229 sayılı yasaya göre yazısını yazdık. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldık. Şu anda kampta. 10 Aralık'ta da Dünya Şampiyonası'na gidecekler. Allah kısmet ederse kafile başkanlığını da ben yapacağım. İnşallah. Covid'den falan bir yeni bir dalgalanma çıkmazsa, çünkü bunu son 2 senedir bayağı yaşadık. Büyük organizasyonlar iptal oldu. Şunu anlatmak istiyorum. Dünya Şampiyonası'na Türkiye'den 5 sporcu gidiyor. Çünkü herkes oraya gitme ister ama herkes gidemez. Bunun için dünya literatüründe bir kariyerin olması lazım. Orada bir sıralama da olması lazım. Hocam çok iyi bilir bunu. Bunun için biz şunu vurgulayayım yeri gelmişken. Yani evet, hiçbir başarı küçümsenmez ama yani Türkiye ikincisi, Türkiye üçüncüsü, tamam. Biz hedeflerimizi büyütmeliyiz artık. Hedeflerimizi büyütmeliyiz. Şu ilden olimpiyata sporcu, hangi branşta olursa olsun, bir sporcu göndermeliyiz. Yakup Kılıç'tan sonra bir sporcu gönderemedik. Bu bizim için bir eksi.
Yani ilimiz adına bir eksi. Bunu öz eleştiri yapıyorum ben. Hepimize yapıyorum, öz eleştiri yapıyorum. Bir eksiğimiz bu. Şu anda en yakını da Kota'da bulunan en yakını da Ali'ye değil mi? Ha, bunun için de strateji. Topyekun destek olmak lazım. Büyük bir destek olmak lazım. Yani il olarak bütünleşmemiz lazım. Oyunu kuralına göre oynamak lazım. Sadece çok çalışmakla da bu olmuyor. Mesela stratejik planlarımızın içerisinde üçer aylık periyodik dönemler halinde Endonezya, Malezya, Çin, Tayyip'teki özel kamplara göndermek. Bunu federasyon başkanıyla oturduk, konuştuk, anlaştık. İnşallah dünya şampiyonasından sonra bu periyodik kampları yapacağız, göndereceğiz kızımızı. Bunun için neticede kendisi bir olimpiyat sporcusu olacak. Elazığ'dan bir olimpiyat sporcusu çıkacak. Bu da bizim işte göğsümüzü kapatacak. Bunun için ilimizdeki mevcut olan, tekrar söylüyorum, mevcut olan var, yok değil, dinamikleri bir araya toplamamız lazım. Şu anda son genel kurullarda yönetime giren, mesela ilimizde bir Mustafa Akgün gerçeği var. Ben bunu söylüyorum. Mustafa Akgün gerçeği var. Şu anda belediye... Masa tenisi. Evet. Masa tenisi. Onunla biz çok uzun süre çalıştık. Şu anda belediye de ona çok korkunç destek veriyor. Ve taşların, hamlelerin yerinde yapıldığını onun için söylüyorum. Belediye adına tekrar teşekkür ediyorum. Evet, evet. Mustafa Akgün şu anda Masa Tenisi Federasyon Yönetim Kurulu'na girdi. Ve ne güzel, Mustafa hocamıza da tebrik ediyoruz. Kesinlikle. Ve ilimiz için bir şey, iyi bir değer. Bunun için birçok değer var. Yani ismini belki atlayacağız ama Abdullah'a Alan öyle. O da evet. Teknik kurulda, İnfok'ta. Ama bunların bir araya getirecek bir şey, ortak payda lazım. Bunu yapmamız lazım. Ahmet hocamla sohbetlerimiz arasında bunu konuşuyoruz. Artık yaş itibariyle de kendisi de çok büyük bir değer tabii. Artık bu işi biz üstlenelim diyoruz. Ama evet. Bu iş biz öncülük ederiz ama bu işi kurumsal olarak bir araya getirmek lazım. Bunun da adresi bellidir. Evet. Yani Spor Bakanlığı'nın Taşra'daki, yereldeki temsilcisi hangi kurumsa bu değerleri bir araya getirip ilin başarısı için düğmeye basması lazım. İnşallah. Yoksa yerimizde sayarız, 2024'te geçer, 2028'de geçer ve biz olimpiyatlara sporcu gönderememenin ezikliğini hep yaşarız. Evet. Benim söylemek istediğim bunlar, evet. Birlik, beraberlik ve dinamikleri birleştirme zamanı. Evet. Şimdi tabii yine boksta Ahmet Hocam'ın da federasyonda önemli bir projesi var. Ahmet Hocam bana daha önce bahsetmişti. Belki bilmiyorum olgunlaştı mı, olgunlaşmadı mı ama Türk topluluğu bir turnuvası bir projesi vardı Ahmet Hocam. Federasyon başkanımızla görüşmüştün. Şimdi federasyon başkanı tabii. Ne demek Türk? Özgece teşekkür topluluğu ederiz. Topluluğu turnuvası derken ne anlıyoruz? Şimdi federasyon başkanımız Öyüp Özgece bu konuda teşekkür ederiz. Bunun burada planlamasını yaptık. Spor bir kültürdür. Yalnız buna geçmeden evvel Akif'e bir söyleyeyim. Yani bizim boksta da burada. Evet. Erkeklerde değil de bayanlarda. Ben bayanlardan pek yani milli takımlarda ekseri erkeklerden sorumluyum ama bayanlarda da Cemil Hoca'da da, Atalay Hoca'da da yani şu anda bir olimpiyat hazırlığı var. Ben o sporcuların da inşallah olimpiyat vizesi alacağı inancındayım. İnşallah. Ama biri, ama ikisi, ama her neyse ama giderler. Cemil de ona şartlanmış, Atalay da ona şartlanmış. Efendime söyleyeyim, sporcular da ona şartlanmış. Güzel bir şekilde çalışıyorlar. Onda bir sorun yok. Boksun buradaki şeyi, lobisi de güçlü. Çünkü mesela bir örnek vereyim. Keşke Kubilay'ı burada beden eğitim bölümünü alsalardı. Milli sporcu olmasına rağmen almadılar. Gazi'ye gitti. Orada işte boksu bıraktı. Bizim Ragıp Hoca'yı burada almadı. Gitti Van'ı kazandı. Evet. Böyle mesela bizim Oral'ı almadılar. Ta 2002'de geldi girdi. Üniversitede Ragıp Balak hocamız var.
Yakup Kılıç hocamız var. Bunlar doçent, profesör. Vedat Çınar var. Evet, Vedat hocamız. Yüksel Bey de, onlar da boksu seviyorlar. Mustafa Karada var. Yani orada değerli hocalarımız var. Burada da yine yani şeyde ki bizim mesela antrenörlerimizde mesela Cemil Döndü de olsun. Bunlar milli takımlar şu an görevli. Sporcuları da var. Efendime söyleyeyim. İl temsilci Çalışkan. O da federasyonun diyalogları güzel. Üniversiteden diyalogları güzel. Belediye güzel. Ha şimdi tabii ki buradaki potansiyeli gördükten sonra dediğim gibi spor bir kültürdür dedik. Elazığ'a bundan sonra böyle gruplar Türkiye şampiyonası değil. Elazığ Türkiye'nin mihenk taşıdır. Türkiye'nin değerli bir milliyetçi şehridir. Kültürde çok ileridir. Ben 2004'te Ahmet Tevfik Ozan'dan maça gittiğimizde olimpiyat seçmelerine Bakü'nün her tarafında Hazar şiir akşamlarının şeylerini gördük, afişlerini gördük. Manas Elazığ oraya bir çıkarma yapmıştı. Hala evet. Da Azerbaycan onu konuşuyor. Evet. Şimdi biz de geçen gün biliyorsun bir Türk Devletleri Topluluğu bir toplantısı yapıldı. Bu evet. Sözde kalmamalı. Sporda, edebiyatta, ekonomide ileri gitmeli. Biz dedik ki bunun ilk ateşini Elazığ'da yakalım. Buna İrfan Bey, Recep Alyamaş Bey, Fethi Namlıoğlu bunlar da öncülük ettiler. Biz de bu işin içerisinde varız. Biz de elimizi koruruz. Zaten belediyeyi demeye gerek yok. Bu işin gönüllüsü. Üniversite bu işin gönüllüsü. Arkadaşlar 3 numaralı başlığa girelim. Size zahmet. Şimdi o günden sonra biliyorsun bizim havaalanı kapandı. Yoksa biz bunu Kasım'ın 20'sinde falan yapıyorduk. Ama havaalanı kapanınca elimiz kolumuz bağlandı. Aralık'ın 4'ünde de bizim İstanbul'da bayanlar yani kadınlar dünya şampiyonası vardı büyükler. Dedik o da olmaz. O da Covid'den dolayı iptal oldu. Mart'a atıldı. Şimdi yazışmalarımızı yapıyoruz. Telefon görüşmelerimizi yapıyoruz. Azerbaycan evet dedi. Dağıstan evet dedi. Kıbrıs evet dedi. Efendime söyleyeyim Özbekistan evet dedi. Şimdi işte bu tarih hususunda bu hafta içerisinde bir tarih belirleyeceğiz. Zaten 5 sporcumuz var bizim şu anda Çeçenistan'dan gelen kampta. Türkiye'de var. Buna da gelmek istiyorlar. Artı Dağıstan'dan görüştüğüm bir antrenör arkadaş var. Rus milli takımda olan 5 sporcu var şu an. Kendisi de Rus milli takımda. Onları da Elazığ'a getireceğiz. Belki Elazığ adına dövüşürler bundan sonra. Belki o antrenör de burada kalır. Hem milli takımda hem Elazığ'da. Yani böyle bir kültür amaçlı Turan Elleri, ismi de Turan Elleri, birinci Turan Elleri boks şampiyonası. Bunun altyapısı hazır. Büyük bir ihtimalle Aralık'ın sonuna doğru olabilir. Türkiye Cumhuriyetlerinden gelen sporcular milli takımda tabii. Zaman beklemeden spor yapabiliyorlar mı? Hani mesela devşirme sporcular oluyor ya. Şimdi şöyle. Bu devşirme değil değil mi Ahmet Hocam? Hayır bak şimdi mesela evet. Azerbaycan takım getirecek milli takımı. Hayır tamam getirdi. Mesela iyi sporcular biz ha. Türk milli takımında. Olabilir. Şimdi buna devşirme demeyelim. O zaman sınırlar o tarafta kalmış. Ya şimdi sen Kerkük'tekine devşirme diyebilir misin? Hayır ben değil, onlara demiyorum. Yani daha önce de biliyorsun boksta çok oldu. Şimdi bokstakiler onu söyleyeyim. Geçmiş yıllar devşirme sporcu başka da branşlarda var. Geldi. Mesela Agassi bizde. Hayır burada vatandaşlık sorunuyla ilgili bir şey söylemiştik. Vatandaşlık biz yaptık sorunu hatta vatandaşlığı ben yaptım burada onların vatandaşlığını. Mehmet Akif Lisesi'nde Ruhi Bey'in orada imtihana soktum. Adam dedi Türkçe şakır Türkçe konuşuyor dedi. Biz yaptık onları. Şimdi bir Agassi'ye sen bir şey diyemezsin ki. İşte Avrupa şampiyonu oldu. Ama elde tutamadık gitti. Şey adına Azerbaycan adına Tayland'da dünya şampiyonu oldu Kübarlı'yı yendi. Şimdi bu getireceklerimiz hepsi Türk. Bunlara devşirme diyemeyiz. Devşirme nedir? Diyemeyiz. İşte Küba'dan gelen, Rusya'dan gelen, Almanya'dan gelen öyle mi? Tabii. Çin'den masa tenisi getirmişsin. Onlara yani. Bizim onlardan işimiz yok. Bizim sadece Türk dünyasının bunu söylediğimiz zaman öyle bir sevindiler ki onlar bizden bu hasrete daha çok yanmışlar. İnanamıyorlar. Ya nasıl olur böyle? Ha belki bu birincisini burada yaparız. Elazığ'da, Türkiye'de. İkincisi Azerbaycan'da olur. Üçüncüsü Özbekistan'da olur. Ama biz bu ateşi yakalım. Bu ne birinci... Olur? Türk devletinin mensupları olan sporcular bir kaynaşma yaparlar. Bir kaynaşma yapacaklar. Değil mi? Çok önemli bir organizasyon. Kamp organizasyonu gibi. Ha, şimdi belki... Çalışma ortamı gibi. Tabii. Tabii. Mesela bizim sporcularda... Biz de oraya maça gideriz, orada kamp yaparız, onları çağırırız. Şimdi yani boksun altyapısı bu Elazığ'da var.
Yani Elazığ'daki hocalar değerli, üniversitedeki hocalar değerli, idareciler değerli, ASFK'miz değerli, belediyemiz değerli, üniversitemiz değerli, değerli, valiliğimiz de, bizde her şey var. Hiçbir şehirde olmayan imkanlar burada var. Biz sadece ateşi yakacağız, o kadar. Çünkü bunların bir şeyi yok. Bize masrafı yok. Kendi paralarından gelecekler. Biz yatmalarını, içmelerini sağlayacağız. Maçlarımızı yapıp, ev sahipliği yapıp göndereceğiz bunları. Ama bir kültür olayı gibi bakacağız buna. Evet. Zaten spor bir kültürdür. Kültürdür tabii ki. Bunun içerisinde. Ha şimdi bizim kazananın bir, kaybedenin şimdi, olmayacağı. Tabii kesinlikle. Eğer Türkiye bunu değerlendiremedi. Anlamlı, bak, anlamlı bir organizasyon. Şimdi ben olimpiyatlarda gördüm. Bunu genel müdüre de söyledim. Maalesef bizim gelen idareciler hiç kusura bakmasınlar. Tecrübesizler. Ya bugün Rusya'nın takımına baktım ben. Namaza gittim olimpiyatlarda. Cuma namazındayız. Ya baktım hep Rusya'nın şopmanını giymişler. Çeçenistan'ın, Dağıstan'ın güreşçileri, boksörleri. Rusya'nın güreş ve bokstaki altyapısı Dağıstan. Dağıstan'da evet. Onlar güreşçi tabii. Evet. Bilirler. Kazakistan'ın atasporu boks. Adamlar her zaman dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu, sporcular. Zaten şu an Küba'yı durduran onlar. Küba'yı durduran Özbekler de Kazaklar. Ha bu olimpiyatlarda Covid'den dolayı belki biraz düşüş yaptılar ama biz onların değerli boksta nerede olduklarını biz biliyoruz. Dolayısıyla yani bunu yapma, Elazığ bunu başarmayacak. Yani Avrupa şampiyonasını yapan bir şehir bunu mu yapamayacak? Yapar, çok, niye çok yapmasın? Da, çok da güzel, anlamlı ve çok ses anlamlı, getiren tabii, bir organizasyon tabii olur. Bu Türkiye Cumhuriyetlerinin katılacağı organizasyon gerçekten bir ses getirir yani. Hazar şiir akşamları olduğu zaman ne yani, ses getiriyor değil mi? Tabii ki canım yani. Hani pandemiden dolayı belki yapılmadı. Bir yani evet, o dünyada böyle bir konjonktür yaşadık. O ayrı bir konu da bu düşünce gerçekten güzel. Yani boks çok ileri. Yani niye diyoruz Türk ses dünyası? Ses getirir diye düşünüyorum. Şimdi boksta dünyanın en ileri ülkeleri bunlar. Özbekler, Kazaklar, yani, Azeriler, tabii. Dağıstanlılar, efendime söyleyeyim. Yani bunlar çok güreşte ileri. Güreşte de öyleler. Bak tabii, Kıbrıs bile gelecek. Tabii. 3-4 sporcu da Kıbrıs'tan var. Kıbrıs'a davet edeceğiz. Dolayısıyla yani bu görüşmelerimiz devam ediyor. Zaten 5 sporcumuz şu anda federasyon başkanıyla görüştüm bugün. Dedi ki hocam 5 sporcu yabancı yani bu Türk asıllılar şu anda Kastamonu'da kamptalar dedi. Hazırlar. Onlar istediğin zaman gelirler dedi. Onlar büyük bir ihtimalle de yani olimpiyatlar içinde düşünüyoruz. Bu çağıracaklarımızın içerisinde de belki Türk milli takımına sokacağımız evet var. Bu çağıracağımız antrenörlerden de milli takım olarak faydalanacağımız hocalar var. Dolayısıyla yani kesinlikle bu yapılacak. Allah bir mani keder vermezse bu Kasım'da olabilirdi. Ama havalarının 45 gün kapalı kalması evet bizi biraz şey yaptı. Evet, ayın birinde açılacak. Tabii. Yani, ha, şimdi bir de tabii bu Ayıban'ın programına da bakacağız ki bir dünya şampiyonalarına Avrupa, yani orada çakışmasın. Masa kaliteli sporcuları tabii getirelim. Çakışmaması. Güzel maç yani olsun. Biz bunu söz verdik. Bunu ama öyle ama böyle yapacağız. İnşallah. Bu olacak. Turan elleri Türk dünyası boks turnuvası birincisi Elazığ'da ateşi yakılacak. Ondan sonra ha bunun ikincisi Erzurum'da mı olur? Taşkent'te mi olur? Bakü'de mi olur? Ona biz o komite olarak dönüşümlü olacak. Dönüşümlü olarak dönüşümlü. Karar vereceğiz. Bu da bizim bir hediyemiz olsun Türk milletine, Türk devletine. Bunu da biz yakalım. Yani bunları biz yapacağız. Dışarıdan gelip bunları kimse yapar. Kimse yapacak hali yok. Gökten kimse gelip bunları yapmayacak. Taşın altına biz elimizi koyacağız. Evet. Sonuçta bir projedir. Burada, tabii. Yani şimdi değil ben mi iyi biliyorum. Tabii ki mesela buradaki maçlarda bizim antrenörler Allah var sabahları saat mesela Cemil Gül 6'da kalkıp geliyorlardı. Onun görevi değil ki 6'da gelmek. Onun görevi antrenör. Ama geliyor ne yapıyorlardı? Otobüs geldi mi? Servis geldi mi? Benim de görev mesela örnek vereyim. Ben spor salonuna çok az gittim. Günüm hastanede geçti. Beyin kanaması olan sporcu var, yabancı. Covid olan sporcu var. Bunlar hep işte gidiyoruz. Tomografi çekilecek. 2 gün sonra yatmışlar örnek.
Yahut da diyor ki bu nasıl olacak? Bunun parasını kim ödeyecek? Ev sahipliği sorumluluk ister yani. Zordur. Ev sahipliği yani, yapıyoruz. Tamam yani. Aldık. Ahmet bir Hocam'ın da adına olunca Ahmet Hocam yani, tabii yani, ben mesajları gördüm sporcuların. Hakikaten işte o hastalığı olan, rahatsız olanları Ahmet Hocamıza aldık onları karantinaya aldık burada. Mesaj atmışlar. Yedirdik, içirdik. Uçak biletlerini de aldık, gönderdik. Gariban insanlar bunlar. Otobüs bileti alacak parası yok. Ha bu bana niye bu işe biz kalkıştık? Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı, Özdelidere'de Ali Şiş Bey'in, üniversitede Rektör Bey'in, Fahrettin Bey'in. Efendime söyleyeyim, bizim Recep Ali Yamaç'ın, İrfan Sönmez Bey'in, herkes bunun olmasını istiyor. Canı sahiplendiler gönlü. Yani, sahiplendiler. Sahiplendiler. Öyle diyelim. Bunlar vatanını seven, milletini seven insanlar. Bunlar milliyetçi, Türk milliyetçisi insanlar. Biz bunlara da bu yakışır, bizlere de bu yakışır. Hizmet edeceğiz. Bu kaynaşmayı yapmamız lazım. Türkiye çok gecikti. Sporda biz Türk Cumhuriyetlerinde zamanında bilesedik. Bugün biz güreşte, boksta çok çok ilerideydik. Doğru, orada o kaynak vardı aslında. O kaynak vardı işte. Biliyorsun tabii. Güreşe geldiler. Spanov, Şahmaradov. Yani bunlar dünyanın en büyük... Faydalanamadık yani. Yani burada yapamadık. Lider ülke Türkiye olurdu. Evet. Spor anlamında tabii da. Yani. Ve dediğiniz gibi olimpiyatlarda da olsun, dünya şampiyonlarında kendi olsun. Sporlarda çok ileriler. Çok ileriler. Bir de fiziki anlamda da çok güçlü insanlar. Ya biz getirdik mesela Azerbaycan'da Vakıf diye bir arkadaşı getirdik burada altyapıya. Ve çok da faydalı oldu yani. Kaldı Türkiye'de. İşte gittiği zaman daha çocuktu Agassi Agagüloğlu. Geldi Türkiye'de Büyükler Avrupa şampiyonu oldu Finlandiya'da. Beraber gittiğimizde. Ha lobilerde yani biz tabii sporcu da var. Mesela şimdi bizim Abdülkadir Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu. Efendim mesela Erkan Yılmaz Avrupa şampiyonu oldu. Yakup Kılıç olimpiyat. Ama bunlar olacak değercide sporculardı. Biz sadece onların önünü açtık. Hakkını yedirmedik. Yoksa bu sporcular bileğin hakkından takıma girmişlerdir. Yedirmedik. Haklarını yedirmedik. Akif Bey'in dediği gibi sadece milli takımlarda bunların haklarını yedirmedik. Mesela orada tabii evet. Allah herkes bak. Çünkü gittiler. Çok alavere dalavere işler oluyor. Yani olmaz olur mu? İlla ki oluyor. İlla ki oluyor yani. Onun olur için sahip çıkmak lazım. Sahip çıkmak lazım bunlara. Güçlü bunları. Olan kimse onların tarafı kazanır. Yani. Yani bizim evet. Görevimiz o arkadaşların görevi. İdarecinin görevi bellidir. Antrenörün görevi bellidir. Antrenörler çalışacaklardır. Ha biz de Elazığlı sporcuların haklarını yedirmeyeceğiz. Sahip olacağız. Kolay kolay da yayılmaz yani. Zannetmiyorum. Bu arada mesajlar yine var. Onları da okuyalım hemen. Ahmet Uygur hocamızı Turan Elleri boks turnuvası, Akif müdürümüzün olimpiyatlarla ilgili görüşlerini zevkle dinliyoruz. İlimizin güzide iki değerini izleyenlerle buluşturduğunuz için de size de teşekkür ederiz. İnşallah boksta, badminton'da Elazığ'ımızın adını dünyaya duyururlar. Fatih Esen müdürüm mesaj atmış. Kendisine teşekkür ediyoruz Fatih Esen müdürümüze. Yine Necmi Pamuk hocam da atmış. Coşkun hocam hayırlı yayınlar diliyorum. Size ve konuklarınıza Ahmet hocama ve Akif Bey'e selamlarımı gönderiyorum. Necmi abi de tekvando'da önemli bir isimdir. O da yönetime girecekti, yönetimdeydi diğer şeyin. Fakat kıl payı kaçırdı. Yoksa Necmi Bey de şimdi yoksa tekvando'nun. Evet. Sayın Kamaç, size ve konuklarınıza hayırlı yayınlar diliyorum. Mustafa Gür, ASKF Başkanı. Biz de teşekkür ederiz kendisine. Teşekkür Mustafa ederiz. Bey hakikaten de şu anda Elazığ'ın sporda lokomotifi. Evet, Cahit Hocam mesaj atmıştı ama silinmiş. Cahit Hocam ne attı acaba bilmiyoruz. Birazdan okuruz onları da. Akif Müdürüm, tabii evet. Ahmet Hocam buraya Türk dünyasını getirecek. Maşallah. Bekliyoruz. Badminton'da da siz... Federasyon Başkanı'ndan sonra ikinci isimsiniz. Elazığ'da da bir badminton turnuvası, şampiyonası yapılır mı? Geçmişte yapıldı galiba. Yani yaptık bunu tabii. Ama daha büyüğü yapılabilir mi sizlerin de desteğiyle? Şimdi yapılabilir. Hiçbir sorun yok. Biz Türkiye Badminton Federasyonu olarak organizasyonlarımızı... Bunu özellikle belirteyim. Hocam bilir, bütün federasyonlar organizasyon firmalarını vererek yaparlar. Buradan da çok büyük paralar harcarlar.
Biz Türkiye Badminton Federasyonu olarak hiçbir organizasyonumuzu organizasyon firmasına vermeden kendi teknik ve idari personelimize yapıp gerçekleştiriyoruz. Bunun da birçoğunu Ankara'daki kendi tesislerimizde yapıyoruz. Bunu hemen şuradan altını çizerek belirteyim. Tesisler deyince aklım hemen çağrışım yaptı. Türkiye'de kendine ait 6 kat oteli olan, hemen kompleks içerisinde spor salonu, antrenman spor salonu, müsabaka spor salonları, restorantı, kafeteryası, fitness salonu, kondisyon merkezi, idari büroları ve diğer sosyal donatıları olan tek federasyon tesisine sahip Türkiye Badminton Federasyonu. Ne güzel. Evet. Tek yani bunu altını çizerek söylüyorum. Öyle değil mi? Gurur duyabilirsiniz. Kesinlikle yani. Biz de o fiziki mekanı boksa, paylaşıyoruz. Boks da temelleri attı biliyorsunuz. Şimdi biz 4 senedir Etmez kullanıyoruz da. Orayı. Türkiye Voleybol Federasyonu var. Bizimkinin çok küçük kapasitesinde. Bizim 6 kat 4-5 yıldız otel konseptinde bir konaklama alanımız var. Şunun için söylüyorum. Şimdi bütün federasyonlar örnek aldı. Herkes bunu bir projelendirmeye başladı. Biz bütün ulusal ve uluslararası organizasyonları bu tesislerde yapıyoruz. Ve organizasyonlara harcadığımız, federasyonların harcadığı paraları biz harcamıyoruz. Buralardan maliyeti nötrlüyoruz. Uluslararası yarışmalarda ise çok ciddi rakamlar. Hocam yine çok iyi bilir. Katılım entry ücretleri vardır dolar avro bazında. Biz çok tatlı federasyon kaynaklarına kaynak aktarıyoruz buradan. Bu da bir işletme mantığıdır. Bu da bir kaynak yaratma mantığıdır. Bunun için organizasyonlarımızın %90'ını Ankara merkezde yapıyoruz. Ancak Anadolu'da illerden gelen teklifler olursa, mesela 2016 veya 17 yıllarında Elazığ'da Murat Zorlu valimizin burada görevdeyken çok güzel bir Süper Lig birinci ayağını yaptık. Çok da güzel oldu. Evet. Yani hatırlarsınız belki. Tabii tabii. Yani yapılabilir. Bu tamamen ilimizdeki o potansiyelin arz ve talep meselesi. Hiçbir sıkıntı yok. Burada tabii yerel yönetimlerin bu konuya biraz daha duyarlı olması lazım, istekli olması lazım. Buraya gelecek insanların biraz daha ekonomik açısından rahat etmesi lazım. Demin... Tesis açısından ne olmalı Sayın Başkanım? Efendim? Tesis açısından ne olmalı badminton için? Yani ne gerekli? Şimdi burada Elazığ'da bu altyapı var. Var biliyorum evet. Tabii bu altyapı var. Var. Şimdi tesisat için şu andaki mevcut salonlarda çizilmiş, mevcut zemine çizilmiş kortlarda oynuyorlar. Ancak biz Süper Lig birinci ayağını yaparken yani uluslararası müsabakalarda kullanılan hazır kortları getirdik, serdik. İkisini Samsun'dan, ikisini Mersin'den getirdik. Badminton kapalı alanda mı oynanması gerekiyor? Badminton tabii ki yani kapalı alanda oynanması lazım. Resmi olarak ancak bu uzak doğuda veya ülkemizde de açık havada evet. Eğlence mahiyetli oynanabiliyor. Ancak resmi müsabakalar kapalı alan. Salon sporu evet, yani. Salon sporu. Ancak bunu açık havada. Şimdi bunu niye sordum? Mesela bir badminton federasyonu olarak bazı semtlerde yani ülkemizin, Elazığ'ımızın da bazı semtlerinde mesela cep sahaları gibi yapılabilir mi? Şimdi o çok basit. Şimdi bizim yani heveslendirmek için gençleri. Anladım. Yani düşünceniz çok güzel. Biz onu şöyle çözüyoruz. Şimdi bizim setlerimiz var. Portatif setlerimiz var. Bunu isteyen herkese de veriyoruz.
Ama bir referans olması lazım. Tabii. Elazığ'a da çok verdik. Mesela Elazığ il temsilcimizin Hayrettin Karakaya'nın talepleri dolusunda Keban'da 3-4 okula, Palu Arıcak'ta 3-4 okula portatif batın setleri gönderdik. Merkezde de birkaç okul talep etti. Biz de gönderdik. Bizden talep isteyene biz gönderiyoruz. Ama talep etmeler lazım. Açıyorsun herhangi şu alanda da açıp portatif olarak kurulup raketleri içinde, toplar içinde oynanabilir. Çok fazla malzemesi olmayan bir spor aslında. Kesinlikle. Yani pratik bir spor. Set olarak da böyle kapalı ve açık alanlarda oynanabilme imkanı var. Bunun için de talep eden okullara özellikle veriyoruz. Spor lisesine geçen sene ve evvelki sene gönderdik. Bu sene iletişim lisesinden bir talep geldi. Biz de referans olduk. Gitti. Yani birçok okula gönderdik. Yani ilgi duyan bu işe, çocukları bu işe kanalize edecek özellikle beden eğitimi öğretmenlerimizi taleplerini mümkün olduğu kadar özellikle Elazığ olunca geri çevirmiyoruz. Zaten Elazığ'dan bir talep dilekçesi geldiği zaman bizim federasyondaki yetkili arkadaş, yani depodan çıkış yapacak arkadaş, Akif hocam Elazığ'dan şu var, ne diyorsun? Dedim benim hiç bir şey dememe bakma, altında Elazığ yazıyorsa gönder. Bana gelmeden malzemeler çıkart depodan değil mi? Yani bu bakımdan malzeme konusunda da biz sıkıntı yaşamıyoruz. Sıkıntı yaşamamamızın sebebi de şu. Biz raket, top pahalı bir malzeme gerçekten. Evet. Biz bunları Sayın Federasyon Başkanımızın özel gayretlerin neticesinde Çin'de fabrikasında ürettiriyoruz. Direkt bizim adımıza. Yani kontanyere biniyor, geliyor bizim depoya geliyor. Fabrikadan halka fabrikadan, satış gibi. Halka satış gibi. Şeyin, federasyona. Federasyonun deposuna geliyor. Yani bilirsiniz Yonex markası var. Evet, iyi marka. Yonex markası var. Bu çok pahalı raketleri ve topları. Yonex'e üretim yapan fabrikada şu kalitede olsun diyor. O kalitede Yonex vurmuyor, bize gönderiyor. Bunun dörtte bir, beşte bir fiyatında. Biz de bunları tabii ki Türkiye'deki kulüplere, okullara, demin söylediğim gibi sosyal sorumluluk projelerinde cezaevlerine, sevgi evlerine ve talep eden köylere, mesela bizim 3-4 senedir devam eden bir projemiz var. Uzakta bir köy var, o köy bizim köyümüz. Evet. Ben yine il temsilcimiz Hayrettin Bey vasıtasıyla o projeyi de gerçekleştirdik. Oraya da malzeme gönderdik. Yani bizim Badminton Federasyonu olarak Türkiye'nin her tarafına malzeme gönderme kaynağımız var. Evet. Yani bunun için buradan bizi izleyen, bu işe ilgi duyan beden eğitimi öğretmenlerimiz, gerçi şu bir hafta içinde 3-5 kişi aradı ama eğer bu işe çocuklarımızı kanalize edeceklerse bize talep etsinler, biz kendilerine malzemeyi gönderirsiniz. Gönderebiliriz yani. Evet. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Cahit Kur'an hocamız da az önce, Ahmet hocam da bahsetmişti. Atletizmdeki Elazığ'ımızın değerlerinden birisi de Sayın Cahit Kur'an hocamızdır. O da mesaj atmış diyor, konuklarınızla birlikte güzel bir program yapıyorsunuz. Sizleri izliyoruz. Sevgi ve saygı ve sevgilerimle diyor, selamlıyorum. Bu arada diyor, yaş gününüzde kutlarım. Teşekkür ederim Cahit hocam. Allah razı olsun. Cahit hoca ya da bizden selam ve sevgiler. Okul arkadaşım benim. Öyle mi? Evet. Emekli subaydır kendisi. Futbol Federasyonu'nda evet. Temsilci görevini yapıyor. Eski hakemdir. Futbol Federasyonu'nda da hakem anlamında yani görev yaptı. Yani bir Elazığ sevdalısı. Evet evet, çok Elazığ sevdalısı. Arkadaşımız. Yani kalbi temiz bir ağabeyimiz hakikaten. Hiç kötülük bilmez. Hep iyiliklerle insanlara yanaşan bir ağabeyimiz. Cahit hocamıza da, bizi izleyen herkese selamlarımızı iletelim. Evet, ilimiz ve ülkemizde spor başlığı altında Ahmet hocam. Şimdi tabii ki biraz sadece boks, badminton değil de mesela ülkemiz hangi sporlara şimdi, meyillidir, onu, başarılı tabii olabilir? Tabii ki ülkemizde öyle, ilimizde öyle, ilimizin de bir advantajı çıkarılması lazım. Yani Elazığ mesela, örnek vereyim, bir haltere müsait değil. Elazığ'ın böyle ince, delikanlı dediğimiz,
boksa, atletizme, futbola. Türkiye bir sefer derhal bu federasyon başkanlığı seçimini derhal kaldırmalı. Bir örnek vereceğim. Üniversitede rektörleri seçimden getirdiler. Üniversitede liyakat bitti. Anladılar. Şimdi atamayı getirdiler. Boksta da bir örnek vereceğim. Eskiden bize derlerdi ki federasyon başkanı. Kardeşim sporcu yetiştir. Milli takıma ver. Buyur sana açık. Evet. Şimdi adam geliyor. 3-4 tane kulüp kuruyor hayali. İsmi var kendisi yok. Götürüyor geliyor. Ondan sonra geçiyor federasyon başkanının karşısına. Diyor ki benim 5 tane, 6 tane, 4 tane oyun var. Öyle kulüp, mi? Kulüp kur, evet. Delege sayısını al, güçlü ol. Ne oldu? Peki çalışan antrenörler ne oldu? Negatif bir durum. Negatif. O belli olmaz. İkincisi, istersen ben seçime girdim. Gördün bunu? Eğer siyasette adamın varsa, kardeşim her yol sana açık. Yoksa bu işe girme. Seçim sistemini, yani tüzüğü yanlış yapmışlar. Yanlış, evet. Şu tüzük belli, şu. Belli bir örnek, delege sayısına imza atması lazım. Örnek. Ben şimdi hiç delege olamadım. Çok enteresan. Yani Avrupa, dünya, Okdeniz'e, olimpiyatlara giden adam henüz delege olamamış. Yok, 2 tane koymuş. 300 taneden 2 tane antrenör koymuş. Onu da kuraya tabi tutuyor. Örnek. Ya yani düşün, yani bir futbol federasyonu seçimi var. Örnek, yani Şenol Güneş'ten Fatih Terim örnek rey kullanamıyor. Böyle bir şey olur mu? Şimdi boksta olimpiyata gitmiş, kendisini ispatlamış antrenörler, olimpiyat şampiyonu yetiştirmiş, dünya şampiyonu sporcular. Karneye göre çağırsınlar. Neye göre yani? Değil mi? Başarı karneye. Yani Ferdi Spor'da %70 kulüp demiş. Ahmet yani Hocam, oturmuş bunu o günkü genel müdür maalesef. Boksu da hani tüzüğü yazmış. Ahmet Hocam orada bir... Baskete de aynısını tüzüğü yazmış. Saptama yapayım. Bu olimpiyatlar ve dünya şampiyonu yetiştirmiş antrenörler dediniz ya. Evet. Yani şimdi federasyonlar ana statüsünde malum bunlar sınırlandırmış ama. Sınırlandırmış. 5 kişiye kadar. Şimdi 5 kişiye kadar diye kullanabilir. 5 kişiye kadar. O da faal olmayacak. Faal olmayacak tabii. Bitti. Bekleyeceğiz, ölecek adam. 5 kişiyi geçerse 70 yaşında, 80 yaşında oy kullansın. Ya ana statü böyle diyor. 5 kişiye müsaade ediyor. Bu dünya ve Avrupa olimpiyat şampiyonu yetiştirmiş. Bakacaksın. Bu tüzüklerde mi var? Bakacaksın. Ana statü de var. Tabii federasyon çerçeve statüsü de var. İnceleyeceksin. Amerika'da federasyon seçimleri nasıl? İngiltere'de nasıl? Gelişmiş ülkelerde nasıl? Ferdi sporda, Rusya'da nasıl? Küba'da nasıl? Özbekistan'da nasıl? Şimdi Putin tuttu bir şey, orada bir AYBA başkanı atadı. Adam seçme geldi, bütün de şeyi de verdi, önünü açtı. Adam geldi, dünya boksunun başkanı oldu. Ya, yine bir tanesi geldi, adamı atıyor. Federasyon başkanı oluyor. Şimdi bir sefer bu seçim sistemi olsun ama bu ana sütteden hiç olmaz. Ahmet Hocam, Elaspor'un genel kurullarına gidiyoruz. Hiç olmaz. AKP müdürüm biliyor. Genel kurullar da sporun sesinden biz anlamda. Biz içerisindeyiz yani, bazı şeyleri söylemiyoruz oy yani. Oy kullanıyor. Elaspor'un geleceğini belirliyor. Adam bir bakıyorsun delegesi var. Aile boyu federasyonda. Kendisi de federasyonda. Hanımı da federasyonda. Oğlu da federasyonda. Yani belki babadan oğula geçer biraz. Babadan oğula geçer gibi. Ama federasyon başkanı haksız mı? Hayır, haklı. Adamın 20 tane oyu var. Evet. Hadi alma. Yani baştan yanlış. Bir defa bunun düzeltilmesi lazım. Genel anlamda. Tabii. Bütün seçim sistemi yani. Seçim sistemi olarak söylüyorum. Türkiye'nin nüfusuna kadar bu kadar. Ya biz Afrika ülkelerinden futbolcu getiriyoruz ya Türkiye'ye. Nedir Nijerya? Nedir Cezayir ya? Nedir Mısır ya? Ayıp değil mi ya? Altyapı. Bizim altyapımız şu. Mesela bak, Elazığ'a bakıyorum. Tokiler yapılıyor. Çok güzel. Okul da var. Cami de var. Ama ben büyük bir spor sahaları hiç göremiyorum. Çok az. Yani var. Şimdi basketbol, voleybol sahalarında var ama. Çok az. Açık spor tesisleri yapıyor şimdi, ama spor salonlarının muhakkak olması lazım. Oturacaklar, belediyede oturacaklar. Bir sefer her şehrin spor kompleksi olacak. Örnek yani şimdi Elazığ'da çok güzel stat yapılıyor. Tamam da Elazığ çocuğuna ne? Bu Elazığ'daki futbolcular gidip orada oynayacak mı? Hayır. Profesyonel takım gidip orada oynayacak. Bir örnek vereyim. Epey oluyor. Ömer Tokgöz, Zakir Özbay, Necmettin Katı, bunlar bir Elaspor derneği kurdular. Ömer abiyle gittiler, Ahmet Küçüger'e gittiler, orada hazineyi şeye çevirdiler. Aldılar gençlik spora. O şeyleri hocam, o isimleri de
Unuttuğun isimler de var. Onlar Coşkun Hocam iyi bilir. Elasporlular Derneği'nin tesislerin kazandırılması konusunda ilk defa bir araya geldiler. Korkunç bir iş yaptılar. Demek ki araya geldiyse bak bir tesis kazandırdılar. Evet, evet. Ama o tesis gibi 10 tane olmalı. Yani Elazığ birikmiş sorunları var. Türkiye'de KOP merkezinin olmadığı şeylerden bir tanesi. Bizim Hazar Gölü'ndeşine kadar niye gençlik sporun yeri var? Niye KOP merkezi olmadı? Trabzon'da tohum var. Burada tohum niye yok? Evet. Aslında güreş eğitim merkezi bir program yok. Program yapmamız lazım onunla ya, ilgili. Güreş ama... eğitim merkezi yok. Boks eğitim merkezi yok. Atletizm eğitim merkezi yok. Olsun. Tesisleşmeye doğru gidiyoruz inşallah. Çok güzel testler yapılıyor. Bundan sonrası için ileriki safhalarda o testlerimiz de bittiği zaman Elazığ'da tesisten oluyor. Çok önemli bir merkez olur diye düşünüyorum. Bu arada Balıkesir'den Ömer Taşdelen, boks antrenörü Ömer Taşdelen. Şimdi bak. Onun da sözü okuyayım Ahmet abi. Okuyayım bitirelim. Hatay'da Erkan Yılmaz baş var. Antrenör Balıkesir'de Ömer Taşdelen. Antrenör Yalova'da da Suat Polat antrenör. Bu üçü de benim sporcum. Evet. Şu anda antrenörler. Evet. Ömer Taşdelen hocamız diyor ki selamünaleyküm Coşkun Bey. Elazığ'da yapılan Türkiye Boks Şampiyonası'nda Balıkesir ilini temsilen katıldık. Bir sporcumuz 3 gün hastanede kaldı. Bir antrenörümüz COVID-19 testi pozitif çıktı. 15 gün Elazığ'da karantinada kaldı. Ahmet hocamız karantina süresince antrenör kardeşimizin hep yanında destek olup tüm masraflarını karşılamıştır. Elazığ'dan sonra Zonguldak'a maça gittiğimizde tüm hoca arkadaşlarımız Elazığ'da yapılan şampiyonanın güzelliğini ve Ahmet Uygur hocamızın ilgi alakalarını anlatıyorlar. Elazığlı olmaktan gurur duydum diyor. Ya ayrıca şahsınıza ve hakim müdürüme de Balıkesir'den selamlar. Biz de Ömer hocamıza da selamlarımızı iletelim. Teşekkür ederim. Selamlarımızı gönderiyoruz. Aleykümselam diyelim. Sağ olsun. Bunlar bizim görevimiz. Evet. Ya. Bunlar bizim için basit şeyler bunlar. Evet. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Son bir cümle hemen bitirelim. Şöyle Ahmet söyleyeyim. Şimdi Ahmet hocam bazı konulara değinmek istedim. Deyin de. Şimdi önce ülke olarak yani Türkiye olarak son olimpiyatlarda 35. sırada yer almamızı yadırgadım. Herkes de yadırgadı, üzüldük. Burada bir eksiklik olduğunu kabul edelim. Yani ülke olarak. Yani biz 35. sırada olmayacaktık. Evet. Yani 10 milyonluk nüfusu olan ülkeler ilk 3'te 4'te olurken biz 80 milyonluk bir ülke olarak olimpiyatlarda, olimpiyat sıralamasında 35. sırada isek burada bir eksiklik var. Evet. Ülke olarak. Ayrıca çok rica edeceğim arkadaşlar uyarıyorlar. Ayrıca hemen toparlıyorum. İlimizin sorunları arasında da Ahmet hocam hemen değindi. İlimizde bunu bir öz eleştiri olarak söylüyorum. Kimse kurum ve kuruluşları, kişileri hedef almadan söylüyorum. Bu eksiklik bizim de eksikliğimizdir. Bunu belirteyim ki kimse tabii alınganlık yapmasın. Türkiye'de başarıların şeyi bellidir, kriterleri bellidir. Kamp eğitim merkezimiz yok. Tohum merkezimiz yok. Olimpiyatlara giden %60 sporcular tohum merkezlerinden çıktı. Bu sabit. Evet. Artı sporun anası hemen tamamlıyorum. Evet. Atletizm. Şu anda atletizm sevdalıları bizi izliyorsa Elazığ'da bir atletizm müsabakaları yapmak istesek yapamayız. Niye? İnşallah Doğukent Stadı'nın yanında orada bir depremle ilgili konteyner kent yapıldı ya. Oranın yeri biliyoruz. Eğer o konteyner kent oradan kalkarsa ileriki safhalarda inşallah herkes evine orası kavuşursa. Orası 2018 yılında yapar. Bir planlamayı almıştı. Tartan evet. Pisti 28 branşın yapılacağı, atletizm teknik branşların yapılacağı bir atletizm sahası. Şimdi o yok. Şimdi bunlar ilimizin eksikleri. Bunları önümüze koyup kimin üzerine ne düşüyorsa bürokrat ve siyasilerimizin bunun behamal, bunun giderilmesi lazım. Yoksa biz bu işleri konuşur dururuz. Evet. Bu önemli eksikliklerimizden biri. Benim evet. Tespitlerim bunlar. Peki çok teşekkür ederim. Biz teşekkür başarılar ederiz. Diliyoruz Badminton Federasyonu'nda. Sağ olun biz de Sayın Başkanım. Federasyon adına sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri konuk ettiniz. İzleyicilerimize de iyi akşamlar diliyoruz. Bizleri sabırla ederiz. Dinlediler. Ahmet hocam sana da teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Var olasın. Bizi izleyenlere de teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Az da olsa, kısa da olsa öz vaziyette sorunları anlattık ama dediğim gibi burada bir büyük bir spor şurası yapılması lazım Elazığ'da.
Bu eksikler olması lazım. Tabii ki burada biz bürokrat bir şey demiyoruz ama bu işin şeyi siyasetçilerdir. Siyasetçiler bu işi yukarıda çözecekler ve genel müdürlükte, bakanlıkta Elazığlıların genel müdür mavin sayesinde, daire başkanı şeyinde, yani bürokratları gelirse buraya o dediğimiz şeylerde işte kampanya şunu hepsi gelir. Çok çabuk. Elazığ işte o bakımdan biraz yukarıda siyasilerin Elazığlıları yüksek yerlerde göreve getirmesi lazım. İnşallah. Buradaki bürokrat ne yapacak? Yani bürokratın yukarıda şey yani, buradakilere biz haşa bir şey söylemiyoruz. Yani buradakilerin ne yapsınlar yani? Gücü olmaz o kadar. Bunların önünü açacak siyaset kurumudur. Bak Elazığ'ın her tarafın stadı yapıldı. Elazığ'ın hala daha bitmemiş değil mi? Bitmek üzere. Az kaldı. Ama kaç yıl? Urfa'dan kaç yıl sonra gerideyiz? Erzurum'dan, Sivas'tan kaç yıl gerideyiz? Malatya'dan kaç yıl gerisindeyiz? Bir de etrafına bakacaksın. Evet. Yakın zamanda bitecek. Hayırlısı olsun inşallah. Orada da nice şampiyonluklar yaşarız hep birlikte. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olasınız. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, bugünkü maraton programımızda ilimizin çok değerli iki değerini sizlerle buluşturduk. Boks teknik direktörü Ahmet Uygur hocamızı ve Badminton Federasyonu Başkan Vekili Akif Sıtkı Esen Başkanımızı konuk ettik. Haftaya bir başka maraton programında sizlerle buluşmak üzere yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a ısmarladık.